Selamünaleyküm dostlar. Mor Kanatlı Zamanlar isimli hikayemizin ikinci bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümü dinlemediyseniz o bölümü dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Orman yolunun içinden çıka gelen polis arabaları bir konvoy gibi arka arkaya dizilmişti. En öndeki adam arabada inen genç bir adam koşarak doktorun yattığı yere çöktü. Yunus diye seslendi endişeyle. Sonra hemen elini doktorun boynuna uzatıp nabzına baktı. Kalbinin hala attığını anladığında seslice nefes verdi. O anda bakışları beni bulmuştu. Bu esnada diğer polis memurları çoktan yanımıza varmıştı. Sadece birkaç metre uzaklarında hiç hareket etmeden ayakta dikiliyordum. Komiser olduğunu anladığım o adam bana doğru hareket ederken iyi olup olmadığımı sordu. Doktor gibi yaralanmış olabileceğimi düşünüyordu herhalde. Sivil polisler zaman kaybetmemek için doktora hep birlikte dikkatlice arabaya taşımışlardı. Az sonra hareket eden araç besbelli ki hastaneye çevirmişti yönünü. Bense başka bir polis arabasına yönlendirilmiştim. İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidecekmişiz. Biraz ötemizdeki arabalara kaçamak bakışlar attım. Son iki arabanın arka koltuğunda oturan sarı yelekli adamların elleri kelepçeliydi. Yüzleri gözleri şişmişti ve kıyafetlerinde bolca kan lekesi vardı. İşlerinden biriyle göz göze gelince korkudan midem kasıldı. Çarçabuk bakışlarımı kaçırdım. Onları bu hale kim getirmişti? Doktor mu yoksa? İçimden bir ses çok kötü şeyler yaşandığını söylüyordu. Oysa hatırladığım en son şey kızlarla karnelerimizi alıp künefeciye gitmek üzere durağa yürümemizdi. Allah aşkına tüm olayların merkezinde ne işim vardı benim? Soru patlaması yaşayan beynimi sakinleştirmek için polislere döndüm. Fakat sorularıma yanıt vermek yerine emniyete gidince sizi bilgilendireceğiz tarzında bir şeyler söyleyip ketum hallerini korumuştular. Olay yerinde bir ekip incelemeler için kalırken hem benim hem de sarı yelekli suçluların bulunduğu arabalar yola çıkmıştı. Anladığım kadarıyla yine kaçırılmıştım. Böyle sakin sakin konuştuğuma bakmayın. Şu an ellerim o kadar titriyordu ki tuttuğum telefon her an düşüp kırılabilirdi. Telefon demişken doktorun bozuk telefonu bende kalmıştı. Polisler onu araçlarına taşırken telefonu hiç fark etmemişlerdi. Artık kime veya neye güveneceğimi bilmiyordum. Beni kaçırmak isteyen bu insanlara nasıl bir zarar vermiş olabilirdim ki? Hayatım okul, ev, kütüphane üçlüsü arasında gidip gelmekle geçiyordu oysa. Beni esir alan yoğun stresin migrenimin uykusundan uyanmasına neden olmuştu. Şiddetli bir ağrıyla sarsılan başımı iki elimin arasına aldım. Hamile kadın, harbinin aşığı, yarasa, silahı bana doğrultan deli adam. Çıldıracağım. Emniyete vardıktan sonra bir dolu işlemden geçmiş ifadeler vermiştim. Fakat orada bulunan veya zorlukla konuşan kişi artık ben değildim. Ruhum bedenimi terk etmiş gibiydi. Üşüyordum. Hayır, ne hava soğuktu ne de klimalar açık. Bir ölünün soğukluğuyla titriyordu içi boş bedenim. Bir kapıdan giriyor, öteki kapıdan çıkıyordum. Nihayet her şey bittiğinde komiserin odasından ayrılıp kapının yanındaki bekleme koltuklarından birine bıraktım kendimi. Kelimenin tam anlamıyla tükenmiştim. Sırtımı arkaya yaslayıp başımı duvara dayadım. Hayatım bir bilmece olmuş, çözmem için önüme konulmuştu sanki. Koridorda hızlı adımlarla yürüyen uzun boylu, oduncu gömleği giymiş bir kadın az evvel çıktığım odaya girmişti. Acelesi olduğundan kapıyı kapatmayı unutmuştu. Bu durumu çok da umursamayıp gözlerimi dinlendirmek için göz kapaklarımı yavaşça indirdim. Adamların pek bir şeyden haberleri yok. Sadece Feridun Çelimsiz diye birinin ismini verdiler. Kızı kaçırmaları için bu adamları o tutmuş. Benim hakkımda mı konuşuyorlardı yoksa? Gözlerimi hiç açmadan yan koltuğa kaykıldım ve konuşulanlara kulağımı kabarttım. Çelimsiz mi dedin sen? Yoksa o adamı tanıyor musunuz? Tanımak az kalır. Narkotik şubede çalıştığım sıralar çok uğraştırmıştı beni. Torbacılıktan birçok kez içeri girip çıkmış serserinin teki. Uyuşturucu satıcılarıyla ne alakam olabileceğini durup ciddi ciddi düşündüm. Sigara dumanından bile aşırı rahatsız olan akciğer dostu bir insandım. Beni kaçırmaları o kadar mantıksızdı ki. Hayır, gerçekten anlam veremiyordum bu duruma. Yunus nasıl oldu acaba? Hangi deli cesaretle tek başına adamların peşine düşer deyip bir ah çekti. Bazen olaylara o kadar farklı tepkiler veriyor ki oturduğum yerden şaşırmakla kalıyorum. Arkadaşınız mı komiserim? Sana bahsettiğim kursun gönüllü hocalarından o da diye cevap verdi komiser. Ancak içeriden bir zil sesi yükselince konuşmasını erken nokta koymak zorunda kaldı. Demek o yaralı doktor kurtarmıştı beni. Dublör açığı bile olmayan bir oyuna bir anda düşmüştü de haberi yoktu.
Aa, sanki ben de aniden düşmemiştim bu arpa saçına dönmüş oyuna. Ölümü bulundu. Tamam, hemen geliyoruz. Ne oldu o ya? Komiserim, Feridun Çelimsiz evinde ölü bulunmuş. Uyuşturucu komasına girdiğini söylediler. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yapmış fakat kurtaramamışlar. Sonrasında etrafı saran onca yabancı çehreden sonra nihayet tanıdık simalara rastlamıştım. Anne ve babamın yüzüne bakarken geçenlerde öldürülüp basında çıkan o kızın anne ve babasına baktığımı zannettim. Bu kadar kısa bir sürede nasıl böyle çökmüşlerdi? Yüzlerindeki keder sanki yıllarca orada hüküm sürmüştü. Anne diye dudağımdan dökülüp anneme ulaşan titrek sesim hiç bu denli kimsesiz çıkmamıştı. Kollarımı sıkıca beline sararken başımı şefkat kokan göğsüne yasladım ve içimde biriktirdiklerimi gözyaşlarıma katıp yanaklarımdan akıp gitmesine izin verdim. Ağlamamak için bütün gün kendimle verdiğim mücadele buraya kadardı. Nihayet sıkıntılı saatleri ardımda bırakıp evim evim güzel evime kavuşmuştum. Kapıyı heyecanla açan Hasan'ın o endişe yüklü bakışı kolay kolay aklımdan silinmeyecek gibi görünüyordu. Ya Mehmet abim, onun gözaltına bile kırmızı bir halka yerleşmişti. Bunun abimden beklenmeyecek bir şey olduğu kesindi. Ortaokuldayken kafası yarıldığında bile ağlamamış bir insandan bahsediyorum şurada. Esasen bizimkileri bu şekilde görmeyi hiç beklemiyordum. Dinlenmem için beni odama yollayan anneme karşı gelecek gücü kendimde bulamadığımdan mecburen deliklerini oyup istikametimi küçük krallığıma çevirdim. Mor eşofmanlarımı üzerime geçirdikten sonra Haziran ayında olduğumuzu umursamayarak yatağa girip yorganı üstüme örttüm. Hemen buradan çıkmalısın. Doktorun gayet sert çıkan sesi ardı ardına zihin duvarlarıma çarpıyordu. Bu yankılanmaya bir yenisi olan telefon sesi karışmıştı şimdi de. Çalışma masamın üzerinde duran telefon acı acı çalıyordu. Kusura bakmasın ama şu hayatımda dozerle bile kaldıramazdım. Nihayet sustu depresyonuma, geri dönebilirdim şimdi. Derken tekrar çalmaya başlamıştı. Eğer telefon başkasının olmasaydı şimdiye kadar çoktan filmlerdeki gibi duvara fırlatmıştım. Gerçi benim olsaydı da yeni bir telefon alacak ekonomik güçte olmadığım için fırlatmaya gönlüm el vermezdi. Şu korkunç sesi dinlemeye biraz bile tahammülüm olmadığı için yatağıma yığılan enkazımı kaldırmaya çalıştım. Yer çekiminin değeri sanki 10 Newton değil de 100 Newton olmuştu. Üzerimdeki tonluk ağırlık ancak bu şekilde açıklanabilirdi. Çalışma masama doğru paytakça birkaç adım attıktan sonra elimi uzatıp zırlayan telefonu aldım. Yere düşüp kırılası zımbırtıyı kulağıma götürüp karşı tarafın konuşmasını bekledim. Ses yoktu. Ekranı kontrol ettim. Çoktan kapanmıştı telefon. Bir dakika, bu telefon bozulmamış mıydı? Odağın başında açılması için nice yollar denemiştim ama bana mısın dememişti. Nasıl oldu da kendi kendine açıldı? Gerçi açıldığı gibi kapanmıştı. Fantastik bir varlıkmış gibi kuşkuyla süzmeye başladım elimdeki elektronik aleti. Sonrasında tüm aile bireylerini oturma odasına toplayan babam, iştahsızlıkla geçen 2 günün ardından ilk defa ağzına doğru düzgün bir lokma sokan beni, yani kendinden geçe geçe salçalı ekmek yiyen kızını da çağırınca son lokma bir hamlede yutup davete icabet ettim. Hasan'ın yanında yerimi alırken pür dikkat babamı dinlemeye koyuldum. Seher diyerek bana dönen babam tok ve kararlı bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Bugünden itibaren dışarıya yalnız çıkmayacaksın. Birkaç haftalığına Mehmet'e izin veriyorum. Dükkana gelmesin. Gideceğin her yerde o sana eşlik edecek. Tepkimizi ölçmek için bir süre sessiz kaldı. Annemle bakıştıktan sonra kaldığı yerden devam etti. Polisler seni kaçırmak isteyen adamın öldüğünü söyleseler de benim içim hala rahat değil. Başımızda nasıl bir bela var bilmiyorum ama mutlaka bulup çıkaracağız. Polisler bulmasa bile biz yine de bu işin peşini bırakmayacağız. Kızımın sahipsiz olmadığını görecekler. Bu sözlerden sonra Hasan alkış çalar gibi olduysa da babamın gayet ciddi olduğunu görünce oturduğu yerde pustu. Konuşma sırası anneme gelince birkaç özlü söz söyleyip bir iki damla gözyaşı döktü. Ortam biraz yumuşamış gibiydi. En sonunda babam, "Hadi hanım, bir çay koy da içelim." kıvamına gelip sırtını kanepeye yasladı. Evimizin kuş cikciklemeli kapı zili çalınca odadaki herkes birbirine baktı. Mehmet abim ise bir ben de bir de Hasan da gezdiriyordu bakışlarını. Babam şu an üzerime bu kadar titrerken benden kapıyı açmayı istemesi ya da teklif etmesi anayasanın ilk 3 maddesinin değiştirilmesini teklif etmekle eşdeğerdi. Bu gerçeği o da bildiğinden zavallı Hasan'a psikolojik baskı uyguluyordu şu an. "Ama abi, kapıya en yakın olan sensin. Açmak sana düşüyor." diye parladı hemen Hasan.
Kaşlarını çıtan Mehmet abimin inadının ünü keçi diyarlarına bile ulaşmışken geri adım atması düşünülemezdi. Kollarını kavuşturup efeler gibi ayak ayak üstüne attı. Oldukça emin bir şekilde koltuğuna yaslanmıştı. Hadi biriniz açsın artık şu kapıyı diye odayı dolduran babamın o terter sesinin bile onu yıldırmaması dediklerimi kanıtlar nitelikteydi zaten. Kimsenin kalkmaya niyeti yoktu. Bu yüzden iş yine dertli başıma düşmüştü. Ana babamın itiraz etmesine fırsat vermeden kalkıp odadan çıktım. Hayırlı evlat olmak işte böyle bir şeydi dostlarım. Elektrik düğmesine basıp kranlık antreyi aydınlatarak dış kapının yukarıdan aşağı doğru dizilmiş sürgü ve kilitlerini teker teker açtım. Çekirgenin üçüncü kez sıçramasına izin vermemekte kararlı olan annemler resmen bu bir tuzaklarıyla doldurmuştu evimizi. Kapıyı ağır hareketlerle açarken karşılaştığım şeyin şoku yüzünden şak diye hemen kapattım. Yanlış mı gördüm acaba? Yok canım, ne işi olacaktı burada? Gözlerim kamaştı herhalde. O yüzden iyi seçemedim. Kapı deliğine eğildiğimde gözlerim ne yazık ki yanlış görmediğimi onaylamıştı. Ne yapacağımı bilmez bir halde odama doğru koşup içeriklere seslendim. Erkek misafir geldi. Siz açsanız daha iyi olur. Odamın güvenli sınırlarına giderken kapıyı çarçabuk arkamdan örttüm. Ne işi vardı bizim evde? Hem de bu geç saatte. Masamda duran telefon bu soruya kısmen bir cevap vermiş gibiydi. Tabii ya, telefonunu almaya gelmişti, öyle değil mi? İki gündür misafir ettiğim telefondan ayrılma zamanı gelmişti demek. Her gün bir beze tükürüp ekranını silmiş olmasam da ona iyi baktığıma inanıyordum. Aramızda gizli bir bağ bile oluşmuştu. Kendi kendine açılıp kapanmalarının sebebini de öğrenmiştim. Batarya ile ilgili bir sorundan kaynaklanıyordu. Doktor kan revan içinde kalırken telefonu da o olaydan hasar almadan kurtulamamıştı. O genç doktor, ambulans görevlisi kılığındaki adamların beni kaçırmaya yeltendiklerini nasıl anlamıştı acaba? Ya da neden kendini büyük bir riske atıp o ambulansa binmişti? Benim için oldukça zor geçen bu iki gün boyunca aklım hep böyle sorularla meşgul olmuştu. Bir anlığına gardırobumun kapısındaki aynaya takılan gözlerim içimdeki volkanların fışkırmasına neden olmuştu. Aman yarabbi! Yediğim salçanın izleri ağzımın kenarından tutun da kutsal eşofmanlarımın üzerine taktığım mor yazmama kadar neredeyse her yere bulaşmıştı. Ve ben az önce bu perperişan halimle kapıyı açmış doktora görünmüştüm. Kaşlarımın ortasına domdom kurşunu sıkaydım da öleydim ha dostlar. Kendime bir kamyon dolusu fırça atarken hızla çekmeceleri karıştırıp ıslak mendil bulmaya çalıştım. Lokantalardan fazladan aldığım kolonyalı mendilleri görünce zamanında üşenmeyip onları biriktirdiğim için kendimi bir kez daha takdir ettim. Birkaçını alıp aynaya biraz daha yaklaştım. Üzerinde ciğerci bilmem ne usta yazan ıslak mendil paketini açtıktan sonra yüzümü silmeye başladım. Yaklaşık 10 dakikanın ardından içeriden gelen sesler iç alemimdeki şiddetli engameden kurtulmama yardımcı olmuştu. Gidiyordu galiba. Ne demişler? Misafirin az oturanı makbuldür. Dış kapının kapandıktan sonra arkasında bıraktığı ses kulaklarıma ulaşınca şaşkınlıkla masamdaki telefona baktım. Ne yani, bunu almadan mı gidecekti? Unutmuş muydu? Aralanan kapıyla kafasına odamdan içeri uzatan Hasan birkaç saniye hareketsizce bana baktı. Her ne olduysa çabuk söyle çekirge. Mealindeki bakışlarımla zavallı çocuğu ablukaya aldığımda mecburen konuşmaya başladı. Abla, babam seni çağırıyor. Beni mi diye sorarken emin olmak istedim. Kafasını evet diye sallayınca Hasan kendi odamdan çıkıp oturma odasına geçtim. Şu iki saniyede kafamda yazdığım kötü senaryolarla onlar refilm çekilirdi. Bununla da kalmaz, hepsi gişe rekorları kırardı. Merakla babamın tam karşısındaki koltuğa oturduğumda sadece doktorun niçin geldiğini sormak gibi minicik bir arzum vardı. Zannımca olanlar pek de hayra alamet değildi. Annemin kirpiklerinde damlar asılı haldeydi. Ağlamamak için kendini zor tutuyor gibiydi. Mehmet abimse başını önüne eğmiş halının desenlerini izliyordu. Babam iki elini birbirine kenetledikten sonra gözlerimin içine baktı. İyice sabırsızlanmıştım. Neydi bu hava? Bizimkilerde kesinlikle bir gariplik vardı. Ve evet, sonunda olan olmuştu. Üniversite sınavını atlattıktan sonra hastaneye yatırılacaksın demişti babam. Sonrasında zaman geçiyordu. Kızım, yavaş yavaş olacaksın. Küp şeklinde doğranmış peynirlerden en büyük olanını çatalımın ucuyla kıskıvrak yakalarken annemi dinlememeye çalışıyordum. Ağzımı doldurmakla meşgul olmazsam bütün korku ve endişelerim beynime hücum edecekmiş gibi hissediyordum. Sınava tam tamına 1 saat 45 dakika kalmıştı.
Dün gece onlarca kez Fetih suresi okuyup hacet namazı kılmış, bütün eş, dost da annem aracılığıyla haberler salıp toplu dua istemiştim. Fakat içimde bir balon gibi şişip büyüyen heyecanımın her an patlak verebilirdi. Huyum kurusun, komşudan yumurta isteyince bile heyecanlanan bir insandım. Benim neyimeydi sanki üniversite sınavı? Arabamızın cırtlak korna sesi ta 7. kattaki dairemize kadar ulaştığına göre babamı daha fazla bekletmeden aşağı inmeliydim. Vücudumun bir azası haline gelen çatalı istemeye istemeye sofraya bırakıp üstümdeki kırıntıları süpürdükten sonra ayağa kalktım. Koca bir kase yoğurdu devirdikten sonra hızımı alamayıp peynir tabağına saldırmıştım. Bu yüzden midem inek çiftliğine dönmüştü. Sınav giriş belgesi tamam, kimliğim ve annemin Umre'den yeni dönen akrabalardan temin ettiği zemzem suyu, onlar da tamam. Son kontrollerimi çabucak yaptığımda Şükran Hanım da dualarla uğurlama seansına geçmişti. İnci arkamın cebine sıkıştırdığı hurmalara şok içinde bakarken sınava girmeden önce hepsini yemem konusunda sıkı sıkı tembihledi beni. Onun yanında bir şey demesem de bütün hurmaları abime verecektim. O yoğurdun üzerine bu kadar hurmayı yersem soluğu acilde alırdım herhalde. Soruları teker teker oku. Heyecanlanmadan çöz. Emi güzel kızım. Ayakkabılarımı ayağıma geçiriyor, bir yandan da annemin söylediklerine kaba sallıyordum. Sınavda başın dönmeye başlarsa kulüvallah oku, bismillah çek, sonra tekrar başla dediğinde eli böğründeydi. Cidden bu haliyle benden daha stresli duruyordu. Sen hareketli bir kızsın, yerinde duramazsın şimdi. Aman ha, sakın yanlışlıkla arkana ya da sağa sola bakayım deme. Sonra kopya çekiyorsun zannederler. Bir yılın boş yere heba olur. Ah benim saf kızım. Mukaddes'in oğlunu örnek al biraz. Çocuk geçen sene girdiği sınavda su şişesini bile eline sürmemiş. Tabii tıp fakültesi ancak öyle kazanılır. Mukaddes'in oğlu da Mukaddes'in oğlu. O çocuğu bulursam eğer ilk işim onu boğazlamak olacak. Bütün öğrencilik hayatım boyunca annem beni onunla karşılaştırmaktan bir an olsun vazgeçmemişti. Sonra da Seher niye böyle uğursuz diyorlar. Madem çocuk o kadar zeki ve çalışkan, öyleyse kendinden bir tane daha klonlasın da anneme versin. Bensiz mutlu mesut yaşarlar artık, oh ne güzel. Gitme zamanı gelip çatmıştı. Annem ısrarla, bak son kez söylüyorum, sıranda put gibi duracaksın, tamam mı? Derken en iyi susturma yöntemini uygulayıp ona sıkı sıkı sarıldım ve yanaklarına kokulu öpücüklerimi kondurdum. Anacığımın hayır dualarını aldıktan sonra gönül rahatlığıyla aşağı inebilirdim. Ya Allah! Tüm çağrışlarıma rağmen 3. katta sabit kalan asansör her zamanki gibi apartmandaki çocukların işgaline uğramıştı anlaşılan. Sessizce haflayıp merdivenlere yöneldim. Sınavdan sonra hatırlatın da şu kapıcıyla konuşayım. Bina aidatına asansör için verdiğimiz parayı dahil etmesin. Ne zaman okula varmıştım ve ne zaman önümdeki sınav kitapçığına gömülmüştüm, inanın ben bile doğru dürüst kavrayamamıştım. Şu an bildiğim tek bir şey vardı. O da bana aval aval bakan şu sorudan hiç hoşlanmadığımdı. Allah aşkına böyle bir sınavda bunun ne işi vardı? Büyükelçiliğe tercüman alınmayacak altı üstü bir üniversiteye gireceğiz yahu. Soruları bu denli zor hazırlarken neyi amaçlıyordu bu çok sayın ÖSYM? Fur Elise melodisi okulun eski duvarlarından süzülüp harabeye dönmüş sınıfı doldururken sınav da bitmişti. Mutluydum, cidden mutluydum. Hem de acımasızca çizilen şu zavallı sıraların perişan hallerine rağmen. Birkaç mutasyona uğramış soruyu saymazsak iyi geçmişti sınavım. Optiğimi görevli öğretmene teslim ettikten sonra coşkulu bir elhamdülillah çektim. Mutluluğum garip el kol hareketlerim eşliğinde dışarı taştığı sırada sınıftaki kamerayla göz göze geldik. Gergin bakışlarım hala kameranın üzerindeyken havadaki kolumu enseme götürüp beceriksizce gülümsedim ve kendimi toparlamaya çalıştım. Şüpheli pozlar verip de sınavımı yakmak istemiyordum. Bizimkilerden ödül olarak acaba ne istemeliydim? Dubai tatili ya da 15 günlük yat gezisi? Ah tabii ki de şaka yapıyorum. Köyden başka nereye gönderirlerdi ki beni? Sonrasında toz almaktan kesinlikle nefret ediyorum. Hatta insanlık için yapılacak en iyi şey herhalde toz alma makinesi gibi bir şeyin icadıydı. Genç kızların şu yakarışlarına biraz kulak verin ey üstün zekalı bilim adamları. Aha, bari bugün tozları aldırma bana Şükran Hanım. Hasan'ın parmak izleriyle dolu aynaya cam sili sıkıp annemin geçen sene yırtılan pijamamla yaptığı toz beziyle silmeye çalıştım. Kulağımdan çıkmak için tepinen hain kulaklığı kulağımın içine 1.677.938. kez iterken dinlediğim Nisa suresinin ortalarına gelmiştim. Ve temizlik saatleri Kur'an dinlemek için kaçırılmayacak bir fırsattı. En azından dağ gibi ev işleri daha az işkence çektiriyordu insanı. Sözüm ona bugün hastaneye gidecektim.
Doktor efendi bizimkilere tam olarak ne dedi bilmiyorum ama birkaç gün hastaneye yatmaktan kurtulacağımı pek zannetmiyorum. İki kez kaçırıldığım için bir takım testler yapmaları gerekliymiş. O adamlara güvenilmezmiş ne de olsa. Söylediklerinde haklı olsalar da sanki eksik bir şeyler vardı. Benden sakladıkları bir şeyler. Birkaç sefer annemle babamı kendi aralarında fısır fısır konuşurlarken yakalamıştım. Fakat beni görünce hemen susmuşlardı. Bazen de oluyordu ki annemin hüzünlü bakışlarının üzerinde hissediyordum. Neyse, bunları düşünmemeliyim. Geç olmadan çıkardı elbet kokusu. Tüm enerjimi bakımlayan ev işleri bitmişti nihayet. Sınavdan sonra biraz rahatlayacağımı zannediyordum. Halbuki Şükran Hanım pusuya yatıp için için bugünü bekliyormuş. Şu bel ağrısı bir ay dinlesen geçmezdi. Saat 10'a gelirken annemle birlikte küçük valizimi dolduruyorduk. Unutmadan polisiye romanlarını ve Kur'an-ı Kerim mealini elbiselerin üzerine koyup çantanın fermuarını çektim. Hastane gibi korkunç bir yerde artık kitaplarımı okutacaktı beni. Hasan mahallenin camisine derse gittiği için evden çıkarken onunla vedalaşamamıştım. Ablası burada harcanırken o Elif B TS ile uğraşıyordu. Babam valizimi bagaja yüklemişti. Arka koltuğa geçip Mehmet abinin yanına geçtim. Başımı yavaşça cama yasladıktan sonra sessizliğimi bozmayıp arabanın hareket etmesini bekledim. En büyük hobim düşünmek olsa gerek. Yine düşünce denizine dalmıştım çünkü. Kollarımı gerip kırklatırken uykum olmadığı halde esnemiştim. Camdan dışarıyı sessizce izleyen abime yandan bakış attım birkaç sefer. İnsanlar büyüdükçe aralarındaki mesafeler de yaşlarıyla doğru orantılı olarak artıyordu. Samimiyet azalıyordu. Oysa küçükken abimle birlikte eski evimizin karşısındaki bir milyoncudan oyuncak Beyblade alıp fırın tepsisinde döndürürdük. Ben Takao olurdum, o da Kay. Her seferinde beni kandırıp yenmesini saymıyorum bile. Migrenim yine tutmadan bunları düşünmeyi bir kenara bıraktım. Hem zaten hastaneye dolaşmıştık. Elimdeki telefona hiç geçirerek baktım. Bugün sahibine kavuşacaktı demek. İlk kim babam inmişti arabadan, sonrasında annem, abim ve ben. Bu hastane şehir merkezindeki devlet hastanesinden daha yeni ve daha güzeldi. Üniversite hastanesi olduğundandır belki de. Babam gerekli işlemleri yaparken annem de beni üst kata kalacağım odaya çıkarmıştı. Beyaz halçalı, güneş alan, havadar bir odaydı. Temizliği ise benden 10 üzerinden 10 puan almıştı. Yatağa doğru birkaç adım attım fakat aniden başım dönmeye başlayınca durmak zorunda kaldım. Annemin fark etmemesi için kendime gelmeye çalışıyordum. Kör adımlarla yatağa ulaşıp oturduktan sonra rahat bir nefes verdim. Şükür ki geçmişti. Ayakkabılarımı çıkarıp yatağa boylu boyunca uzandığımda kendimi dünyanın en yorgun insanı gibi hissediyordum. Bir saniye bile ayakta duracak mecalim yoktu. Annemin endişeli bakışları eşliğinde beyaz çarşafı üzerime örttüm. Biraz uyumak benim için daha iyi olacaktı. Göz kapaklarım ağır ağır inerken buna iyice emin olmuştum. Sonrasında pırıltılı gece. Ayın insana hüzün veren ışığıyla içine çekiyordu beni. Saat epeyce ilerlemişti. İçimdeki tatlı kıpırtılar yüzüme kocaman bir gülümseme yerleştirmeme neden oluyordu. İnanıyordum bugün kesinlikle gelecekti. Bir saat, iki saat, gelecekti, gelecekti, üç saat. Seher, Peter Pan, tut elimi hadi çabuk ol yetişmemiz lazım. Nereye? Yoksa düşler ülkesine mi? Cevap vermedi. Ellerini uzatmış, hiç kıpırdamadan gözlerimin içine bakıyordu. Gitmeli miydim? Neden olmasın? Hep bu anı beklememiş miydim? Sonra birden durgunlaştım. Bedenim tas kesilmiş, ayaklarım olduğu yere kelepçelenmişti. Zorlukla yutkundum. Ben gelemem. Annemi, babamı, kardeşimi, evimi özlerim. Emin misin? Bu son şansın. Başımı önüme eğdim. Üzgünüm diye fısıldadım. Peter Pan birdenbire ortadan kaybolurken bütün güzel renkleri de ardında götürmüştü. Renksizliğin koyu girdabında kalmıştım. Zemin şiddetli bir sarsıntıyla parçalandığında yüksekçe bir yerden aşağı düşüyordum. Yere çakılmama kala gözlerim güçlükle açılmıştı. Kalbim dört nala koşuyordu. Alnımda ise boncuk boncuk teller birikmişti. Hastane odasındaydım. Kabus görmeye başladığıma göre birkaç saat yatmış olmalıydım. Hava kararmıştı. Gökyüzü tahtına kurulmuş. Ay donuk ışığıyla aydınlatıyordu bu küçük odayı. Gözlerimi küçük çaplı bir gezintiye çıkardım. Annem neredeydi acaba? Fakat gördüğüm şey yüzümü asmama yetmişti. Hiç boş bırakmaya gelmiyor bunları. Baksanıza hemen de serum takmışlar bana. Karşımdaki masanın üzerine konulmuş çiçeklerle ise bütün hayretle baktım. Peki bu ziyaretçiler hangi ara gelmişlerdi? Seho, cidden uyandın mı? Ah, Seho ne ya?
Uzun ince bir yol diye tanımladığım Mehmet abim elinde tuttuğu ağzına kadar dolu sürahiyle kapının dibinde duruyor ve bana inanmaz bir şekilde bakıyordu. Uyanmamam mı gerekiyordu? Gözlerini onda alışık olduğum bir şekilde devirirken sürahiyi çiçek bahçesine dönmüş masaya bıraktı. Annemler nerede diye sordum kaşlarımı kaldırarak. 3 gündür başında bekliyorlardı. Onları zor da olsa eve göndermeyi başardım. 3 gün mü? 3 gün mü? Dehşet, dehşet, dehşet. Bu geceyi atlatırsak 4 olacak tabii deyip sırtını oturduğu sandalyeye yasladı. Bu kısımda beni sakinleştirip durumu izah etmen gerekmez mi? Ne bileyim filmlerde hep öyle olur ya. Niye böyle bir külfete gireyim ki? Of abi ya. Aklınız varsa bu adamla laf dalaşına girmeyin. Şimdi elindeki tüm bilgileri önüme serip bunları birleştirmem lazım. Hiç aralıksız 3 gün yatmak sağlıklı bir insanın yapacağı iş değildi. Bizimkiler kesinlikle benden bir şey saklıyor. Ve eğer bunun peşine düşmezsem bana söyleyeceklerini en küçük bir ihtimal dahi vermiyorum. Abime sorsam belki bir şeyler çıtlatabilirdi. Şansımı denemeliydim öyle değil mi? Abi. Cevap vermeyince ineledim. Abi. Yine ses gelmeyince başımı kaldırıp oturduğu tarafa baktım. Ne yazık ki bakmamla esaslı bir hayal kırıklığına uğramam bir olmuştu. Uyuyordu. Mükemmel bir zamanlama. Ertesi sabah saat 8'e doğru annemler hastaneye gelmişti ve Şükran Hanım uyandığımı görünce bana sarılıp ağlamaya başlamıştı. Allah aşkına neler oluyordu burada? Yoksa kansere mi yakalanmıştım? Bana olanları açıklayacak mısınız? Sesim gerçekten sinirli çıkıyordu. Annemle babam bir süre birbiriyle bakıştı. Bakışlarıyla girdikleri sessiz toplantının ardından verdikleri karar sonucu babam bir adım öne çıkıp ağzını araladı. Fakat kapıyı açan beyaz önlüklü yaşlı bir doktor yüzünden hemen vazgeçti. Of! Siyah çerçeveli gözlüklerini yukarıya iten yaşlı doktor meraklı gözlerle incelemeye başladı beni. Dudakları dolgun ve sarkıktı. Eğer çenesinin ortaya çıkmasını istiyorsa 1-2 kilo vermesi gerekiyordu. Yüzündeki kırışıklıklardansa yılların birikimini rahatlıkla okuyabiliyordum. Biraz sonra bakışlarını benden çekip arkasına döndü ve annemleri de kendisiyle birlikte dışarı çıkardı. Ortada kesinlikle bir şeyler dönüyordu. Maalesef bu olayın ardından bir daha da geri dönmediler. İkindi sularında hiç beklemediğim bir kişi ziyaretime gelmişti. Kim diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Ah kim olacak? Vefakar arkadaşım Nuriye tabii. İkinci kez kaçırıldıktan sonra onunla pek görüşememiştim. LYS'den başlayıp neredeyse küresel ısınmaya kadar bütün sorunlarımızı dile getirdik can yoldaşımla. Kendimi şimdi daha hafiflemiş hissediyordum. Kaçırılmamla ilgili ise binlerce teori üretmiştik. Aslında ölen o uyuşturucu satıcısının arkasında başka büyük güçler olabilirdi. Amerika, Rusya. Sohbetimizin son yarısında Hasan da az buçuk bize eşlik etti. Acaba organ mafyaları mı diye mırıldanan Nuriye ile göz göze geldik. Olabilir miydi? Kısa bir olasılık hesabı yapmaya çalıştım. Abla, sen niye kaçırmak istesinler ki? Organların doğru düzgün çalışmıyor bile diyen Hasan'ın sesiyle düşüncelerimi askıda bıraktım. Az önce ne demişti bu hain çekirge? Hadi oradan deyip koca bir şaplak attım Hasan'a. Yok yok annem kesin küçükken çok fazla Danino Danone tarzı şeyler yedirmişti bu çocuğa. Yani bu derece düşük bir zekanın başka bir açıklaması olamaz. Ben böyle miydim yahu? Çocukken zehir gibiydim zehir. Sinir kas sayılarım sınırı aşmadan bu konuyu kapattım. Zaten Nuriye de gitmek üzere ayaklanmıştı. Karanlık hava şehrin üzerine bir silüet gibi indiğinden geceye kalmamalıydı. Çantasını koluna taktıktan sonra sarılıp vedalaştık. Kapıya doğru birkaç adım atmıştık ki odaya Mehmet abim girince duraksadı. Küçük odada abim ona yol vermek niyetiyle sağa doğru bir adım atınca o da aynı yöne döndüğü için yine karşı karşıya gelmişlerdi. Sola sol ve tekrarsa hadi ama biriniz çekilsin. Nihayet ikisi zıt tarafa geçebilmişti. Başını öne eğip dışarı çıkan arkadaşımın yüzünün kızardığını elbette fark etmiştim. Abim gelince şipşak sabahki koltuğa kuruldu. O kimdi? Kim kimdi? Ha Nuriye'yi mi soruyorsun? Abi sana inanamıyorum. Sakın bana onu tanımadığını söyleme. Tanımıyorum. Ortaokuldan beri en yakın arkadaşım sayısız kez evimize geldi ve sen bana onu tanımadığını söylüyorsun. Pes vallahi. Çevrene karşı bu kadar duyarsız olma Mehmet Bey. Omuzlarını silkip göz kapaklarını indirdi. Yatacak mıydı yine? Bana karşı bilerek yapılan şeylerdi bunlar. Sabır, sabır. Yanımda uzanan Hasan da bir müddet sonra uykuya dalmıştı. Uykunun tatlılığına karşı koymaya çalıştım ilerleyen saatlerde. Sonrasında daha fazla direnemedim ve ben de gözlerimi kapatıp rüya alemine açılan kapılardan içeri girdim.
Sabahın köründe neden bu hastayı kontrol etmemizi istiyor profesör? İncecik bir kadın sesi yankılanıyordu yakınlardan. Gözdesi kaç gündür ortadan kayboldu ya, sinirini bizden çıkarıyor. Yokluğu belli olmuyor desem yan olur. Kıkırtılar kıkırtılar. Sence de çok yakışıklı değil mi? Şş, başı bağlı onun. Uykum giderek dağılıyordu. Sesler netletmişti. Bu sayede odamda birilerinin olduğuna iyice emin olmuştum. Nasıl yani? Profesörle konuşurlarken yarım yamalak bir şeyler duydum. Fısıltıyla çıkan aynı kadın sesi bir süreliğine kesildi. Kesin anladığım bir şey varsa şu yatakta yatan kızla evlenecek. Sonrasında nefes al, nefes ver, nefes al, nefes. Allah aşkına olacak iş mi bu? Evlenmek hem de ben. Yanlış duymuş olmalıyım. Evet, kesinlikle böyle olmalı. Başka türlüsünü düşünmek bile istemiyorum. Şu zindana dönmüş odada yatan tek hasta ben olduğum için hemşirenin ağzından çıkan oklar direkt benim işin almıştı. Ne yazık ki kulaklarım dibimde konuşulanları yanlış algılamayacak kadar sağlıklıydı. Ancak yeryüzünde evlenme potansiyeline sahip son kızken bunlara inanmam çok komik olmaz mıydı? Hem arkadaş ve akraba çevremde tıp camiasına ait herhangi bir insan yoktu ki koca adayım olsun. Ucuz aşk romanlarında ya da ne bileyim töre dizilerinde böyle şeyler normal karşılanabilirdi ancak beni haberim olmadan evlendirecek kadar gaddal değildi alem. Tüm bu mantıklı açıklamalar gösteriyordu ki bu olanlar saçma bir kamera şakasından ibaretti. Ve gizli kamerayı da şuraya bir yere saklamış olacaklardı. Gözlerimi biraz önce yaptığım gibi kimseye sezdirmeden tekrar araladım. Kafam allak bullak eden hemşireler kol kolara girmiş fısır fısır konuşarak odadan çıkıyordu. Allah bilir şimdi hangi entrikadan bahsediyorlardı. Hastanelerdeki dedikodu kesinlikle bir an önce çökertilmeliydi. Nihayetinde tek başıma kaldığımda duvarlar üstüme gelmeye başladı. Huzursuzca yatakta kıpırdandım. Bir şeyler yapmalıydım. Hiç olmazsa duyduklarımı irdelemeli, doğru olup olmadığına dair kesin bir bilgiye ulaşmalıydım. Başka türlü huzur denen şeyi tamamen kaybedecek bu cevapsız sorularımın içinde boğulacaktım. Hücrelerimde biriktirdiğim enerjiden ne var ne yoksa bu uğurda sarf edip yataktan kalkmaya çalıştım. Hasan yoktu. Sanırım annemlerle birlikte eve dönmüştü. Mehmet abimse sabah namazından sonra takkesini çıkarmaya gerek bile duymadan koltukta iki büklüm yatmıştı. İçimden ılık bir şey geçip gitti. Canım abim. Hiç belli etmese de o da benim için endişeleniyordu. Ayak uçlarıma basarak dolaba doğru sessiz adımlarla ilerledim. Elbiselerimi yerli yerinde görünce derin bir oh çektim. Hastane önlüğüyle uyumlu mavi başörtüm ben uykudayken kim bilir kaç kez kaçma girişiminde bulunmuştu. Buldukları aralıklardan dışarıya kaçan saç tellerimse beni hepten rahatsız etmeye başlamıştı. Günlerin uyuşukluğunu ağzıma yükleyip uzunca esnerken kollarımı olabildiğince gerdim. YGS maratonunda ettiğim onca dua kabul olmuştu. Baksanıza artık hiç istemediğim kadar çok yatabiliyordum. Sorun şu ki bu uyku beni dinlendireceğine daha da yorgun düşürüyordu ve hayattan tamamen koparıyordu. Vakit kaybetmeden üzerimi değiştirip aynı dikkatle odadan çıktım. Gecenin zifiri karanlığında duvarlardan sızan bir hayalet gibi hastane koridorlarında ilerliyordum. Saat henüz sabahın altısını gösteriyordu. Sabahlayan bitkin hasta yakınlarından ve birkaç hemşireden başka kimseyi görememiştim şu ana dek. Adımladığım uzun koridorun sonu eski merdivenlerle bitmişti. Tahta trabzana tutunup birkaç basamak indim. Hedef çıkış kapısıydı. Ne var ki aşağıdan yankılanan adım sesleri bedenime ani bir şok dalgası göndermişti. İndiğim basamakları telaşla geri çıktım. İlla ki bir şeyler ters gidecekti değil mi? Koridora geri döndüğümde önüme çıkan ilk kapının koluna yapışıp açmaya çalıştım. Kilitliydi. Boş bir uğraşla kapı açma girişimimi sürdürüyordum. Açıl lütfen açıl. Cansız kapının yalvarmalarına cevap veremeyeceği gerçeği yüzüme geç de olsa çarparken şansımı başka bir kapıda denedim. Sesler gittikçe yaklaşıyordu. Kapının kolunu son biletimmiş gibi sıkıca kavramış ve sanki hareket etmeye başlayan trene yetişmek için çırpınıyordum. Kilitli olmadığını anlayınca büyük bir sevinçle şükrettim. Paldır küldür içeri girerken kapıyı hızla arkamdan örttüm. Kalbim Ramazan davulu gibi güm güm atıyordu. Elimi üzerine bastırıp zapt etmekle uğraştım birkaç saniye. Fakat muradıma eremeden kapının diğer tarafından odaya sızan sesler beynime acil durum sinyali göndermişti. Buraya geliyorlardı. Peki kesin bir karara vardın mı? Odayı egemenliği altına alan hırıltılı sesin sahibi tahminimce kahverengi kundura giyen adamdı. Zeminde hareket eden ayakları karşımdaki sandalyede durmuştu. Oturup bacak bacak üstüne atmasını nefesimi tutarak izlerken içimden kendime sayıp dökmeye devam ettim.
Sen miydin bir iki ay öncesine kadar neden hayatım filmlerdeki gibi aksiyonu değil diyen? Al sana aksiyon seher. Vardım. Kısık ve feri sönmüş bir ses. Öyle ki bu ses tonundaki ağır tükenmişlik beni bile yormuştu. Kunduralı adamın aksine o hala ayaktaydı. Yaptığın şeyin farkında mısın? Bu çok büyük bir fedakarlık. Sessizlik. Fakat bu birkaç dakikalık sessizlik fare dili gibi daracık bir masanın altına saklanan varlığımı büsbütün katlediyordu. Sırtım şimdiden tutulmuştu bile. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak böyle bir şey olsa gerek. Sıkıntısı ve huzursuzluğu sürekli salladığı ayağından belli olan kunduralı adam dayanamayıp yerinden doğruldu. Odayı baştan başa turladı. Kısa bir tereddüdün ardından en nihayetinde adımları kapının önünde sonlandı. Burada kal ve biraz kafanı topla dedikten sonra odadan çıkmıştı. Ne yapacağımı gerçekten bilemiyordum. Kunduralı adamın oturduğu yere şimdi de sesinden genç olduğunu tahmin ettiğim öteki adam çökmüştü. Odayı ne zaman terk edeceğiyse meçhuldü. Perde perde açılan sabah güneşin taze ışıklarını bu küçük odaya doluştururken sessizlik kaldığı yerden devam ediyordu. Havadaki toz zerrecikleri sarı ışıklarla birlikte oynarken dakikalardır hareketsizce oturan adamın uyuduğunu düşünmeye başlamıştım. Anlamıyorsun diyerek yorgun bir nefes bıraktı dışarıya. Beni mi fark etti yoksa? Fakat hayır, durum böyle değildi. Yalnızca düşüncelerini bir fısıltıyla dışa döküyordu. Tek başına onlarla baş edemez. Çok hırpalanacak, çok yıpranacak. İçindeki canavarların ne kadar korkunç olduğunu bilmiyorsun. Neden bu adam her konuştuğunda ağlama isteği duyuyordum? Ruhumun derinliklerindeki gam atmosferine daldırıyordu başımı. Ciğerlerime litrelerce hüzün çekiyordum onun yüzünden. Bana 100 yıl gibi gelen bir sürenin sonrasında kapı tıklatılmış ve sabahki hemşireye ait olduğunu yemin edebileceğim bir ses hasta fenalaştı, acilen gelmelisiniz diye coşkun bir deniz gibi dalgalanmıştı. Odanın saniyeler içinde boşalmasının muradıma ermenin verdiği sükunetle seyrettim. Vücudumun büyük bir bölümü uyuşmuştu ve bu sebepten masanın altından çıkmak dünyanın en zor işi gibi görünmüştü gözüme. Kendi derdim başımdan aşkınken yüzlerini bile göremediğim adamların konuştukları konuyu zihnimden olabildiğince uzaklaştırdım. Büyük bir ihtimalle durumu kötüleşen bir hasta ile ilgiliydi. Ne diyelim, Allah şifa versin. Etrafı kolaçan edip koridora tekrar ayak bastım. Saatlerin ilerlemesiyle hastane gittikçe hareketleniyordu. Allah'ım lütfen abim uyanmamış olsun. Şu an yapabileceğim en iyi şeyin odama dönmek olduğuna karar verip üst kata çıktım. Öyle başına buyruk maceraları bünyem kaldırmıyordu. Bir titreyiş. Odama varmama çok az bir mesafe kala güçsüz bedenimi bir yaprak gibi titreten korkunç bir kuvvet. Sanki iliğim kemiğim sökülüyordu. Allah'ım Allah'ım, kollarım boşlukta tutunacak bir şey arıyordu. Sendeledim, sertçe zemine düşen bedenimden geriye sadece küçük bir ateş böceği kalmıştı. Karanlığın içinde uçan bir ateş böceği. Sonrasında gecenin saçları tel tel ağrıyordu. Uçmaktan bitkin düşmüş ateş böceği simsiyah bir taşın üzerine konduğunda güneş çoktan ihtişamlı tahtına kurulmuştu. Gözlerimin önündeki sis yavaşça dağılırken görüşüm berraklık kazandı. Gözlerimi şaşkınlıkla kırpıştırdım. Bu soruyu sormaktan nefret ediyorum ama Allah aşkına neredeyim ben? Kahverenginin açık tonlarında bir gardırop, yine aynı renkte 4 çekmeceli bir makyaj masası ve etrafı gür ağaçlarla sarılmış küçük bir kulübe tablosu. Ağırlığımı yükleyen yatağı saymazsak odadaki eşyalar işte bu kadardı. Hafızamı ne kadar zorlasam da olmuyordu. Buraya daha önceden geldiğimi hiç hatırlamıyordum. Ne sürpriz ki koluma yine serum takılmıştı. Şu bana bir türlü açıklanmayan hastalığımdan dolayı bunlar başıma geliyordu emindim. Allah'ım sabır ver bana, sabır. Kapı kolunun aşağı indirildiğini işitince başımı öne çevirdim. Annemdi. Beni görünce kapı eşiğinde kendini tutamayıp küçük çaplı bir çığlık atmıştı. Yüzünde şavk yanışıksa mutluluğunu ve şaşkınlığını ancak bu kadar belli edebilirdi. Bir koşu yanıma gelip ellerimden tutunca yine nedenini bilmediğim bir ağlama hissi içimde yükseldi. Benden önce ağlamaya başlayan annem sıkıca sarılmıştı şimdi bana. Kalbimde yansıyana karşı sahip olduğum tek şemsiyeyi indirdim. Anne, kız ağlıyorduk işte. Anne, benim neyim var? Birbirimizden ayrılınca titreyen dudaklarımdan çıkmıştı bu kelimeler. Bakışlarımı yüzüne çevirdiğimde derin bir kedere boğulduğunu o kadar net görebiliyordum ki. Cevap vermeyince ısrar ettim. Burası derken gözlerimi bir kez daha odada gezdirdim. Burası neresi anne? Özünün çöktüğü yüzünü çok gariptir ki bir de gizli bir suçluluk ifadesi kaplamıştı. Neler oluyordu?
Kanı hızlanmaya başlamış, uykudaki sinirlerim gözlerini aralamıştı. Ancak buna rağmen bütün suallerim havada kalıyor, onun yaptığı tek şey ise gözlerini benden kaçırmak oluyordu. Anne, Allah aşkına bana bir cevap ver. Yoksa hastanedeki hemşirelerin dedikleri çınlıyordu kulaklarımda. Beynim yavaş yavaş bir şeylerin idrakine varıyordu. Kesin bildiğim bir şey varsa o da şu yatakta yatan kızla evlenecek. Hayır hayır, bu olacak şey değildi. Unut bunu. Tüm sesleri, kelimeleri unut. Beni... Ellerim titriyor. Hızlanan kanım kabına sığmıyordu. Beni tanımadığın biriyle mi evlendirdiniz? Koyu kahverengi gözleri kocaman açıldı. Ama sen bunu nasıl? Hiddetle sözünü kestim. Demek doğruydu. Bunu bana nasıl yaparsınız? Bedenim hışımla bir rüzgara kapılmış, oradan oraya sürükleniyordu. Titreme nöbetine girmiştim. Kulaklarım uğulduyordu. Bu sinir kriziydi. Annemin silüeti karmaşık ve buğulu bir cisim halini alırken sadece hareket ettiğini, bir yere gidip geldiğini görüyordum. Alo oğlum, hemen gelmelisin. Seher kriz geçiriyor. Telefonu bir köşeye attıktan sonra üzerime eğilmişti. Sağ elimi avuçlarının içine alırken omuzları sarsıla sarsıla ağlıyordu. Kızım lütfen lütfen sakinleş. Olanlar bildiğin gibi değil. Senin kurtulman için yaptık her şeyi. Kısılmış sesinden akan acıyı hissediyor fakat hiçbir tepki veremiyordum. Kızgın demirde dövülen kalbimi serinleten bir su. Annem İnşirah suresini okuyordu. Yanaklarını ıslatan yaşlara, kesik kesik çıkan sesine rağmen tekrar ve tekrar okumaktan vazgeçmiyordu. Kalbime inen ayet ayet huzurun tarifi hiçbir şekilde yapılamazdı. Artık titremiyordum. Öfkem de sönmeye, geriye küllerini bırakmaya başlamıştı. Nefeslerim düzene girmişti ve bu şekilde daha yavaş soluyordum. İyi dinle kızım. Sana olanları en baştan anlatacağım derken annem başımı dinliyorum der gibi salladım. İlk kaçırıldığın zamanı hatırlıyor musun? Yüzümü hoşnutsuzlukla buruşturdum. Nasıl unutabilirdim ki? Tüm bu kötü olaylar silsilesi onunla başlamıştı. Hani Melek ablanın torunu seni bulmuştu. Doktor oğlum bizi arayıp seni bulduklarını söylemişti. İlkin inanamamış, sonrasında o kadar mutlu olmuştuk ki. Fakat bize gelip şüphelerinden de bahsedince tüm kanımız çekilmişti. O uğursuzların, o Allah'tan korkmayan adamların kanına şey mikrobunun ismi neydi? TXA-231 yok, TXA-210 illetini koyduklarını daha sonra öğrendik. Boğazında biriken ışkırıkları bastırarak anlatmaya devam etti. Doktor oğlumun dediğine göre ilk gün kalbin neredeyse hiç atmıyormuş. Çok yavaşlamış yani. Sonraki günse kalp atışlarının aksi şekilde hızlanmış. Vücudun bu mikropla girdiği savaşta yenik düşmemiş fakat kazanamamıştı. Ama bu iyi bir şeymiş çünkü mikrobun bulaştığı insanlar normalde 3 günden fazla yaşamıyormuş. Bunlar cidden gerçek mi diye düşünüyordum. Tüm anlattıklarını soğukkanlılıkla dinlememe inanamıyordum. Bu tıpta görülmemiş bir şeymiş. Bize çok dikkat etmemiz gerektiğini ve bu mikrobu araştıracağını söylemişti. Fakat bir hafta boyunca sende hiçbir sorun görememiştik. Bu durum bizi içten içe mutlu ediyordu. Babanla birlikte iyileştiğine hemfikirdik artık. Doktor oğlumsa tedbiri elden bırakmamamız gerektiğini söylüyordu. Anne! Konuşmaya ara verip dikkatle gözlerimin içine baktı. Deminden beri bahsettiğin doktor ambulans olayında beni kurtaran doktor mu? Başka kim olacak yavrum? Bilmediğim bir şey daha. Şaşıracak gücü bile kendim de bulamıyordum artık. Seni tekrar kaçırmalarına kadar her şey yolunda gidiyordu. Rabbim zalimlerin oyunlarını bozmasını bilirdi elbet. Şükürler olsun ki Yunus oğlum Hızır gibi yetişip seni kurtardı. O günden sonra artık diken üstündeydik. Oturma odasında toplandığımız o gece elinde bir belgeyle gelmişti Yunus. Gözlerinden damlayan küçük yaş avucuma düşmüştü. Annem ayaklanıp tekrar odadan çıktı. Geri geldiğinde ise yanında getirdiği ince dosyayı bana uzattı. TXA-210 virüsü. Bu sözde virüsle ilgili ilk söylentiler Monaco'da çıktı. Fransa'daki mikrobiyologların ilgisini çekmeyi başardı ve tavuklar üzerinde deney yapan bir grup araştırmacı bu virüsle ilgili gizli bir çalışma yürüttü. Fakat çok kısa bir süre sonra tamamen uydurulmuş bir sahte virüs söylemi olduğu öğrenildi. Hemen akabinde Fransa Pasteur Enstitüsü Viroloji Departmanı tarafından bir rapor yayımlandı. İtalik yazıyla yazılmış bu cümlelerin yanında güzel bir el yazısıyla onlarca not eklenmişti. Sinir merkezlerine doğru bir yönelme isteğinde. Kan beyin bariyerini geçtiği konakta 3 gün içinde ölüm gerçekleşiyor. Bariyeri geçemediği dirençli konakta ise kontrolsüz davranışlara sebep oluyor, hatta intihara meyilli artırıyor. Hasta üzerindeki
psikik etkileri çok fazla. Hücresel bağışıklık fonksiyonunu baskıladığı da görülüyor. Sessizce okuduğum bu notun ardından bir diğerine geçtim. En ilginci de TXA210'un mutasyonları kontrol altında alınabilirse vücut dışarıdan istenildiği gibi yönetilebilir. Yani kişinin iradesi tamamen devre dışı bırakabilir. Fakat bu hususta hala başarılı bir sonuç yok. İstenilen kusursuz virüs suçu yapan yollarla henüz üretilemedi. TXA210 eğer etkisiz bırakılmazsa eninde sonunda konağın hayatsal fonksiyonlarını durdurmaya sebep olacak. Yani öleceğim diye hissizce mırıldandım. Hayır, ölmeyeceksin. En azından ecelin gelmeyene kadar. Dediğim şeyi duymuştu. Dosyayı kapatıp ona uzattım. Yani öleceğim dedim tekrardan. Bu yüzden mi beni hastaneye yatırdınız? Kimseye haber veremezdik. Bunlar gizli bilgiler. Eğer ortaya çıkarsa seni karantinaya bile alabilirlerdi. Allah razı olsun, doktor oğlumun hocası işi titizlikle yürüttü. Hastane odasına bana garip garip bakan yaşlı doktorlar hatırladım bir anda. Hocası olmalıydı. Bu işin içinde o da vardı demek. Bıkkınca bir nefes verdim. Peki tüm bu olanların beni evlendirmenizle ne alakası var? Aslında kimsenin aklında yoktu böyle bir fikir. Hastanede kendinden geçtiğin ayla, yani günler boyunca hastalığın daha da ilerliyordu. Bir an önce bir şeylerin yapılması gerekiyordu. Zaten profesör birkaç haftadır gizli bağlantılarını kullanıyordu. Ve mikrobun ilk görüldüğü yerde, yani Monaco'da o virüsle ilgili bazı çalışmalar yapan birinin olduğunu öğrendik. Dediğim gibi kızım, bunlar hep gizlice yapılan şeyler. Hatta Monaco yönetimi bu çalışmalara karşı çok katı bir tutum içindeymiş. Mikrop seni kaçıran karanlık adamların eline nasıl geçmiş bilmiyoruz. Ama bu işten pis kokular geliyor. Monaco'ya gitmek, üstelik oturma izni almak o kadar kolay değil. Aynı şekilde bu çalışmalarla ilgilenen adamın bize yardım edeceği kesin değil. Profesörün büyük bir planı var. Ayrıca bu planı gerçekleştirirken mikrop hep seninle birlikte olacağı için her zaman bilen bir kişi tarafından gözetim altında tutulmalısın. Ve şu an eminiz ki sana zarar vermek isteyen insanlar var. Güvenliğin tehlikede. Bu yüzden o doktorla evlendirildim deyip kestirim attım bu koca saçmalığı. Evlenmenin onun için kolay olduğunu mu zannediyorsun Seher? Kim hiç tanımadığı bir kız için bunca fedakarlığı yapar? Annem kaşlarını çatmış, azarlayıcı bir tonda konuşuyordu. Şimdi de ben mi suçlu oldum? Harika. Bir saniye, az önce fedakarlık mı demişti? Tabii ya, anlaşıldı. O odada kunduralı adamla konuşan kişi doktorun ta kendisiydi. Allah'ım, keşke tüm bu olanlar bir rüya olsaydı. Bu kadar gizli saklı şeyi nasıl kaldıracaktım ben? Ne yapıp yapmadığı umurumda değil. Ben onu kocam olarak görmüyorum ve asla görmeyeceğim. Senden hiçbir beklentim yok. TXA210'u yendikten sonra bunların hepsi son bulacak. Sağlığına kavuşunca boşanmak istersen sana kesinlikle karşı çıkmayacağım. Kapı aralığından içeriye süzülen aynı solgun ses. Doktor beyefendisi demek sonunda gelmişti. Başörtümü düzeltip yorgunu yüzüme çektim. Kendimi ölene kadar mücevher kutumda saklayacaktım. Cennet eşime asla ihanet etmeyecektim. Annem her şeyi anlatmanın verdiği rahatlıkla odadan çıkıp kapıyı arkasından kapatmıştı. Hah, gerçek evladı bendim, doktor oğlu değil. Bana karşı gibi gündüz bir koalisyon oluşturulmuştu. Rabbim, bu ne çetin bir imtihandı. Kanımda ismini henüz telaffuz bile edemediğim bir yaratık mı dolaşıyordu? O da yetmezmiş gibi üstüne üstlük evlilik. Böyle şeylerin ancak televizyon dizilerinde olacağını zannederdim. Gözlerim duvardaki tabloda gidip geliyordu. Sert fırça dalbeleriyle üzerinden geçilen koyu ağaçların aksine silik mavi kulübe bir başında duruyordu yeşil korulukta. Bir an oldu ki belli belirsiz gülümsedi bana. Yalnızlığın soğuk havasını çekmek ciğerlerini yakıyordu. Hissedebiliyordum bunu. Yatakta debelenmeye kesip bakışlarımı tablodan çektim ve usulca tavana diktim. Sizin şer bildiklerinizde bir hayır, hayır bildiklerinizde bir şer vardır. Böyle demişti bana Rabbim. Bekleyecektim. Bir köşeye çekilip olacakları sessizce izleyecektim bundan sonra. İnsanlara karşı çıkacak takatim de kalmamıştı zaten. Kanındaki illet yüzündendir belki de bu yılgınlığım. Sebeplerin önemi yoktu. Ölüm denen gerçek terimde dolaşıyordu işte. Allah'ım, ondan gelen ona dönecek denimde sonunda. Güneş inzivaya çekilip göğe parlak yıldızlara bırakana dek kah düşüncelerimin ağırlığından yatakta dönüp durdum. Kah göz kapaklarımı indirip yarım saatlik kabuslu uykularda kıvrandım. Bu süre zarfında annem bir iki sefer beni yoklamaya gelse de uyuduğumu ya da uyku numarası yaptığımı görünce geri gitmişti. Yatakta biraz daha böyle kalırsam yürümeyi unutacağımı emindim.
Yorganı üstümden atınca soğuk hava bir bıçak gibi tenimi kesmişti. Bu mevsimde böyle üşümek şaşılacak şeydi doğrusu. Hastalık deyip içecektim. Daha büyük şaşkınlığı ayağa kalkmaya çalışınca yaşamıştım. Bacaklarım taşıyamamıştı bedenimi. Bir külçe gibi yere yığılmıştım. Bu kadar kısa bir sürede kaslarım nasıl oldu da böyle zayıfladı? Çok garip. Serumu kolumdan çıkardıktan sonra emekleyerek merakımı celbeden gardıroba yanaştım ve kapılarını iki yana açtım. Elbiselerimin çoğu buradaydı. Alt çekmeceyi açmaksa beni bir hayli neşelendirmişti. Zira varım yoğum dediğim kitaplarım ışıl ışıl parlıyordu gözlerimin önünde. Her birini teker teker öpüp bağrıma bastıktan sonra dolabın en kuytu köşesine eleştirilmiş çantamı elime aldım. Yatağa otururken içini karıştırmaya başladım. Doktorun telefonu hala buradaydı. Şimdi geri vermek için pek uygun bir zaman olmadığına karar kılıp tekrar eski yerine koydum. Dolabın kapısını kapatırken aklıma yeni bir soru takılmıştı. Sahi ben kaç gündür yatıyordum? Sonrasında bundan bir yıl öncesine kadar biri bana evlendikten sonra yapacağın ilk şey salçalı ekmek yemek olacak deseydi ağız dolusu gülerdim ona. Her genç kız gibi daha pembe ve daha masalımsı hayallerim vardı. Ancak hayatta bizi nelerin beklediğini bilemezdik. Basit bir tabirle insanın umduğu ile bulduğu aynı olmuyordu. Üzerine salça sürdüğüm ekmeği otomatik hareketlerle ağzıma tıkıştırırken sessizce ağlıyordum. Bu halimle yeni gelenlere benzemediğim kesindi. 2 saat önce belediyenin nikah salonunda kuru bir evetten sonra imzalarımızı atmıştık ve böylece imam nikahından sonra resmi nikahımız da kıyılmış oldu. Öğrendiğim sarsıcı gerçek şuydu ki TXA-210 ile geçirdiğim derin uykularım 1-2 gün sürecek kadar kısa değilmiş. Şu evlilik işinin bile nasıl bu kadar az bir sürede olup bittiğine ilişkin hiç anlam verememiştim. İşin aslı 4 ay komada kalmışım. Son hatırladığım tarih Haziranken şu an takvimler Kasım'ı gösteriyordu. Durumum gerçekten vahimmiş. Ya ölecektim ya evlenecek. Kulağa abartılı aşiret dizlerinden fırlamış klişe bir replik gibi geliyor değil mi? Fakat silah soruyla değildi bu evlilik. Virüs soruylaydı. Sevgili nikah şahidimiz yani yaşlı profesör en yakın zamanda Monaco'ya gideceğimizi söylemişti. Nikah sonunda yetmemiş gibi bir de yolda gizliden gizliye ağlamıştı annem. Aramızda en mutlusu hiç şüphesiz Hasan'dı. Her şeyi eğlenceli bir oyundan ibaret zannediyordu. Bu yüzden saatlerce doktorun evinde koşturup durmuştu. Mehmet abime gelince, kendi içinde yoğun suçluluk duygusuyla yüzleşiyor olmasaydı hali hazırda ondan önce evlenip sırasını kaptığımı söyler yetmezmiş gibi üstüne yarım ağız gülerdi. Gözlerini kaçırmasının bir anlamı yoktu. Zaten olan olmuştu. Herkesin yüzü mahkeme duvarı gibiydi. Aile üyelerinin üzerine sinen suçluluk hissinden babam da payına düşeni almıştı. Her şeye rağmen ondan çekinmiş yüzüne bakamamıştım. Benim hiçbir suçum yoktu. Evet bunun farkındaydım. Fakat nasıl desem babama karşı hep derin bir saygı duyardım. Evlilik onun yanında rahatça konuşabileceğim bir konu olmamıştı hiçbir zaman. Annem bizimkilerle birlikte ikindi sularında eve dönmüştü. Uyandığım günden beri yani tam bir haftadır yanımda kalıyordu. 3 koca adamın bir hafta boyunca dışarıdan yemek yemesine hassas kalbi daha fazla dayanamamıştı. Evi temizlemesi, çamaşırları yıkaması ve onlara yemek pişirmesi gerekiyordu. Annem olmadan hayatlarını idame edemezlerdi bizim evin erkekleri. Her ne kadar beni burada yalnız bırakıp gitmesini istemesem de ses çıkarmadım. Bu bencillik olurdu. 4 ay boyunca onları yeterince endişe ve sıkıntıya sokmuştum. Benim için birkaç öteberi hazırlayıp perşembe günü ziyaretime geleceğini söyleyince bir nebze rahatladım. Ailemi kapıda yolcu ettikten sonra ilk defa doktorla evde yalnız kalmıştık. Yüzüne bile bakmadan odama geçtim. Onunla konuşacak bir şeyim yoktu. Uyandığım günden beri sebepsizce ona karşı öfkeliydim. Belki de malum meselede suçlayacak kişi olarak doktoru seçmiştim. Bütün suçu tanımadığım bir yabancının üstüne atmak sevdiklerime kızmaktan daha kolay geliyordu. Ancak bir vakit sonra böyle davrandığım için kendim yargılayacağımı ve pişmanlık duyacağımı pek iyi biliyordum. Kulübe tablosuna selam vererek yatağa girdim. Bir uyuşturucu gibi aklımı başımdan alan yoğun uyku isteğine yine karşı koyamayıp gözlerimi kapattım. Uyandığımda hava kararmıştı. Gündüz pırıl pırıl olan gökyüzü huzursuz homurtular çıkarıyordu. Düşük omuzlarla yataktan ayrılıp pencereye yöneldim. Islak caddeye yansıyan ışıklar kırmızı, turuncu ve sarı renklerde ışıklar saçıyordu.
Şemsiyesiz birkaç kişi yerdeki su birikintilerine basarak koşuyordu. Pencereyi açınca şiddetli rüzgar yanağıma nemli bir tokat attı. Titremeyi başladığımı görmezden giderek elimi usulca dışarı uzattım. Saçak altına sığınan insanlar yandaki kahveciden satın aldıkları sıcak kahvelerini içerek yağmurun dinmesini bekliyordu. Şimdi dışarıda olsaydım fazla romantik davranarak yağmurun altında şemsiyesiz durur ve seve seve ıslanırdım. Hatta etrafımda dönerek zıplayarak bile şarkı söyleyebilirdim. Yanağımı cama yapıştırıp nefesimin oluşturduğu buğuyu izledim. Telefon rehberini bilinçsizce aşağı yukarı kaydırıyordum. Arkadaşlarımı arayacak yüzüm yoktu. Ne diyecektim ki? Selam, bugün evlendim ben diyecektim. Hayır, buna cesaretim yoktu. Abdest alıp akşam namazını kıldıktan sonra yatsı namazı için alarm kurup tekrar uyudum. Uyandığımda yağmur kesilmişti. Alarmın sesini duymamış olmalıyım ki saat gecenin ikisini gösteriyordu. Oysa uykum bu kadar derin değildi. Müsebbibi belliydi aslında. Hastalık. Karnım saksafon gibi ciyak ciyak sesler çıkarınca elimi mideme bastırıp susması için bilek gücümü kullandım. Guruldamalar duracak gibi değildi. Bugün kursağımdan salçalı ekmekten başka hiçbir şey geçmemişti. Midemin isyanlarına beyaz bayrak çekerken istemeye istemeye yatağımdan çıktım. Kapıya kulağımı dayayıp test taraması yapıyordum şimdi. İnşallah doktor direksiz bir uykudadır. Aksi takdirde eğer yakalanırsam gözümü kırpmadan kendimi öldürürdüm. Kapıyı aralık bırakıp karanlık koridora doğru bir iki adım attım. Acaba mutfak neredeydi? Doktorun evine alışamamıştım hala. Hem karanlıkta hiçbir şey seçilmiyordu ki. Benimdeki tilki konseyinin onayını aldıktan sonra o piti piti yapıp çıkan sonuca göre sağ tarafa yöneldim. Diğer kapıların aksine insanı içeriye buyururcasına açık olan kapısıyla mutfağı buldum en sonunda. Karanlıkta ne kadar başarılı olabildiysem etrafı kolaçan edip buzdolabının kapısına uzandım. Lakin ellerim kor ateşi tutuyormuş gibi rahatsızdı. Ne yaptığının farkında mısın sen Seher? Teyzenin evinde bile izin almadan su içmeyen, yüksek edepli şahsiyetin nasıl olur da yabancı birinin mutfağına gizlice gider? Ama o senin kocan ve artık burası ikinizin evi diyen, yemek düşkünü iç sesime kötücül bakışlarımı attım. Gururumla midemin girdiği çetin savaşın sonucu şu anki kaderimi belirleyecekti. Neyse ki kendinden ödün vermeyen gururum midemi yere serecek kadar kuvvetliydi. Aç ama başım dik bir şekilde elimi buzdolabından çekip arkamı döndüm. Fakat kulaklarımın algıladığı bir tıkırtı kalbimin yine yarış atları gibi dört nala koşmasına sebep olmuştu. Allah aşkına neden her hareketim bir aksiyonla sonuçlanıyordu? Kapana kısılmış gözlerim umutsuzca bir çıkış yolu alıyordu. Masalarla aramın iyi olduğuna dayanarak mutfak masasının altına saklandım en sonunda. Ah Serah, floresan lambanın beyaz ışıkları sanki beni ele vermek istercesine etrafa saçılmıştı. Siyah eşofmanlarıyla doktoru karşımda görünce sessizce yutkunmaktan kendimi alamadım. Tehlikeli sularda yüzüyordum. Bardağını su doldurup solumdaki sandalyeyi ittirip oturdu. Aferin, en azından ayakta su içilmeyeceğini biliyordu. Babaannem çocukluğumuzda bizi kucağına oturtur, ayakta su içilmeyeceğini uzun uzadıya anlatır ve yeleğinin cebinden hiçbir zaman eksik olmayan şu meşhur bayram şekerleriyle de taçlandırırdı konuşmasını. Mehmet abim sırf tekrar şeker alabilmek için ayakta su içmeye devam ederdi. O zamandan belliydi esnaf kafasına sahip oldu. Anılarımı taşıyan toz bulutu gözlerimin önünden geçip gittiğinde doktor efendi çoktan mutfaktan çıkmış, ardından lambayı söndürmüştü. Temkinli davranıp bir süre masanın altında kalmaya devam ettim. Doktorun gittiğine iyice emin olduktan sonra barınağım haline gelen masanın kuytu deliğinden çıkıp özgürlüğüme kavuştum. Bu da sana ders olsun Seher. Soğuk duvardan yardım alarak odama doğru ilerledim. Hani derler ya, her mutluluğun bir sonu vardır diye. İşte benim mutluluğum da daha başlamadan bitmişti. Sert bir şeye çarpıp gürültüyle yere düşünce buna kesinlikle emin olmuştum. İmtihanına kurban olduğum, nedir bu başıma gelenler? Bir anda aydınlanan koridor tersi bir şekilde benim hayatımı karartmıştı. Hiç sormayın, karşımda bir adet doktor duruyordu. Perişan ve sersefil haldeki varlığımı müşahede eden uykulu gözleri şaşkınlıkla açılmıştı. Ben derken yoğun bir utançla başımı yere eğdim. Uyur gezerim. Yalan değildi. 6 yaşındayken bir dönem uyur gezerlik illetine tutulmuştum. Ancak pek uzun sürmemiş şifamı bulmuştum. Onun şimdi bunu bilmesine gerek yoktu ama. Beklenen olmuş, karşıdan hiçbir cevap alamamıştım. Başımı yavaşça kaldırdım. Bana ifadesizce baktığını görünce utanıp başımı tekrar önüme eğdim. Ne saçmalıyor bu kız diye düşünüyor olmalıydı.
Kendimi toparladıktan sonra transa girmiş gibi gözlerimi boşluğa dikip ayağa kalktım. Koşar adımlarla odama kaçmayı isterdim ama uyur gezer rolü yapmaya devam etmeyi daha mantıklı bulmuştum. Anlamsızca kelimeler mırıldanıp bir süre ağır aksak adımlarla odama vardığımda uyur gezer taklidinin beni daha komik bir duruma düşürdüğünü çok geç olmadan anlamıştım. Gündüz burnundan kıl aldırmayan ben az önce kendimi yüksekte atımdan aşağı atmıştım. Ancak bu kadar küçük düşebilirdim. Yarım saatlik bir zaman diliminde başımı yastığa bastırıp sayısız kez çığlık attım. Hırsımı bir türlü alamayınca zavallıyı arda arda yumrukladım. Sabah ezanının okunmasıyla neyse ki sinir bozucu ruh halimden kurtulmuştum. Gözlerimi kapatıp ilahi çağrının huzur verici tınısını dinlemeye başladım. İçimi bambaşka bir sıcaklık sarmıştı. Pencereye yanaştım ve ışıklı minareyi seyre daldım. Küçükken imamların minareye nasıl çıktığını delicesine merak ederdim. Tırmanarak mı yoksa uçarak mı? Her iki seçenek de oldukça kahramancaydı. İmamlara özel güçleri olan varlıklar olarak bakıyordum. Namazımı kıldıktan sonra çekmecelerimdeki yavrularımı çıkarıp makyaj masasının üzerine dizdim. Yeni bir karar almıştım. Artık tembellik denen sözcük lügatimde barınmayacaktı, barınamayacaktı. Eğer öleceksem en azından kendimi bile unuttuğum şu garip uykularımdayken olmayacaktı bu. Hiçbir güç beni tekrar o yatağa bağlayamazdı. İlahi güç müstesna tabii. Rastgele bir kitap seçtiğimde haftaların açlığını bastırmak için her bir kelimeyi teker teker içip tüketmeye hazırdım. Güneşin haylaz ışıkları odaya doluşunca son sayfayı bitmemesi için olağanüstü bir ahenkle okuyordum. Nihayet son cümleye gelirken hoşnut bir şekilde el çektim. Şükür ki yazar nefret ettiğim kötü sonlardan uzak durmuştu. Ben hiç dayanamazdım böyle dramatik şeylere. Yoksa 2 gün boyunca şiş ve kızarmış gözlerle gezerdim ortalıkta. Ergenlik dönemimde rüyama bile girerdik kötü sonla biten film ve kitaplar. Ruhum çok hassastı ve yıpranmaya fazlasıyla yatkındı. Esneyerek yataktan kalkıp kitabı yerine bıraktım. Hızlı okumamdan bir şey kaybetmemiştim. İlkokulda sınıf öğretmenimizin süre tutarak yaptığı okuma yarışmalarında en çok kelimeyi ben okurdum. Sonraki yıllarda bendeki bu cevheri fark eden ticaret kafalı abim kitap okuma ödevlerini hep bana yaptırırdı. Para karşılığında kitabı okur, özetini çıkarırdım. Bugün verdiğim bir diğer kararsa hiçbir baskı ve denetim altında kalmadan hür irademle temizlik yapmaktı. Hem de esaslıca bir temizlik. Annem bu halimi görseydi eminim gözleri yaşarırdı. Doktor efendi çok erken saatlerde çıkıyordu evden. Annem bana onun enfeksiyon doktoru olduğunu söylemişti. Ben komadayken uzmanlık sınavını kazanıp bu bölümü seçmiş. Artık o da bir asistan doktordu. Profesörün branşı da enfeksiyon ve mikrobiyolojiymiş. İkisinin neden TXA210 virüsüyle bu kadar ilgilendiklerini gösteriyordu bu. Evde kimse olmadığı için gönül rahatlığıyla başlayabilirdim temizliğe. Hasret kaldığım kutsal eşofmanlarımı üzerime geçirip odadan ayrıldım. Kapımın arka cephesine yapıştırılmış not tüm dikkatimi kendisine yöneltmişti. Annemin bana gösterdiği raporlardaki güzel el yazısının tıpatıp aynısıydı. Evde istediğin gibi hareket edebilirsin, lütfen çekinme. Eğer bir sorun çıkarsa bu numaradan bana ulaş. Kağıdın alt kısmındaki numara ile birlikte yazılanlar işte bunlardı. Aslında en başından beri bana mesafeli davranması hoşuma gitmişti. Saçma hayallere kapılmasını istemezdim. Gerçi kapılacak biri de değildi. Ayrıca bu yaptığı takdirimi kazanmıştı. Benim takdirim onun açısından pek fazla önem arz etmese de. Temizlik malzemelerini bulmak beni bu kadar uğraştırmamalıydı. Çok farklı bir düzeni vardı doktorun. Neyin nerede olduğunu çözmem gerçekten kolay olmadı. Anladığım kadarıyla titiz biriydi ve temizlikle arası çok iyiydi. Utanarak söylüyorum ki evdeki en kirli yer benim odamdı. Bunun sebebi de doktorun bir tek o odayı temizlemiyor olmasıydı. Zira orada ben kalıyordum. Yanlış düşünceler uçuşmasın kafanızda. O kadar pasaklı biri değilim ben. Ama hak verirsiniz ki bu adamla da boy ölçüşemezdim. Bunca açıklamadan sonra temizliğe en gerekli yerden yani odamdan başladım ve devamında doktorun odasından başka diğer yerleri süpürdüm. İzinsiz odasına girecek kadar görgüsüz değildim. Aramızda kalsın kapı koluna şöyle bir dokunmuş ve kilitli olduğunu görünce derhal oradan uzaklaşmıştım. Parlak parke zemini silmenin yanı sıra Vileda'nın sapını mikrofon niyetine kullanıp cırtlak sesimle grup yürüyüşten peş peşe ezgiler ve marşlar seslendiriyordum. Dün tedirgince gezdiğim bu evi çabucak sahiplenmem itiraf ediyorum beni de şaşırtmıştı.
Birkaç saatlik temizlik evle aramdaki bütün buzları eritmiş, adeta bir gönül bağı oluşturmuştu. Kadınlar tamamen isteyerek bir evi temizliyorlarsa bence bu orayı benimsediklerini gösterir. Değilse bile benimsemeleri yakındır. Kapanışı oturma odasıyla yaparak temizliğimi saatler sonra sonlandırmıştım. Aklıma takılan diğer bir husus da şuydu ki etrafta doktor efendiye ait neredeyse hiç kişisel eşya bulunmuyordu. Banyoyu temizlerken şampuanla dahi rastlamamıştım. Artık bu evle aram iyiydi fakat şu sessiz adam. Ah çok zor. Onunla yıldızlarımızın barışması imkansızdı. Kapısını kilitlemesi ve kişisel eşyalarını kaldırması benden rahatsız olduğunu gösteriyordu. Öyle ya, bir sülük gibi yapışmıştım yakasına. Tanımadığı bir kız yüzünden hayatı alt üst olmuş, kurulu düzeni bozulmuştu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi yine aynı kız elini kolunu sallayarak evinde dolaşıyordu. Hepsi beni kaçıran siyahlı adamlar yüzündendi. Keşke o hamile kadına yardım etmeseydim. Allah aşkına, kadın hamile bile değildi ki. Öfkem kötü huylu bir kanser tümörü gibi içimde giderek büyüyor ve sanki dakikalar içinde diğer iç organlarıma yayılıyordu. Her şeye rağmen tüm suçu bana karşı onlarca fedakarlıkta bulunan insanlara yüklemem ne kadar da büyük bir haksızlıktı. Vefasızlığım ve aptallığım cidden sinirlerimi bozuyordu. Beni sis çökmüş alemimden kurtaran zil sesine içtenlikle teşekkür ettim. Kapıyı açıp açmamak arasında gidip geldiğim bir süre, lakin kapı deliğine eğildiğimde bu kararımdan hemen vazgeçtim. Melek teyzenin ne işi vardı burada? Beynimdeki çarkları yağlayıp döndürmeye çalıştım. Tabii ya, bana yardım eden üst komşusu evlendiğim adamdı. Son aylarda hayatımda büyük izler bırakan bütün o doktorlar aynı kişiydi aslında. Annem de böyle söylemişti zaten. Kapıyı açtığımda Melek teyzenin mutlulukla aydınlanan yüzüyle karşılaşmıştım. Ne var ki beni burada gördüğüne pek şaşırmışa benzemiyordu. Kızım derken kollarını ikiye açtı. Bir anne gibi sarıldı bana, sıcacıktı. Kıyafetleri yumuşatıcı kokuyordu. Ah seher kızım, hayırlı olsun. Gözlerimden öptü ve tekrar kolları arasındaydım. İlkin ne dediğini anlayamamış, sonrasında gerçek bir çivi gibi çakılmıştı zihnime. İçeri girerken aralıksız konuşmaya devam ediyordu. Bu ne heyecandı böyle teyzem. Evlendiğime benden daha çok sevinmişti. Hayat ne garipti. Ben daha en başında anlamıştım. Rabbim ikinizi sırf birbiriniz için yaratmış. Maşallah maşallah. Kanepeye oturunca yanında yerimi aldım. Evlilik meselesini nasıl öğrendiğini ben sormadan cevaplayarak ağır bir yükten kurtarmıştı beni. Birkaç sefer anneni merdivenlerde gördüm. Burada ne işi olduğunu merak edip dururken dün bizi uğradı. Olanı biteni anlattı. Gitmeden önce bir sıkıntın bir tasan olursa sana yardım etmemi ve göz kulak olmamı rica etti. Biliyor musun, ben rahmetliyle evlenirken senden daha küçüktüm. Bu yüzden ana babadan uzak kalmak nedir çok iyi bilirim. Olanı biteni anlattı derken annem tam olarak neyi anlatmıştı acaba? Melek teyzenin dediklerine bakılırsa doktorla aşk evliliği yaptığımızı zannediyordu. Kendi evliliğinden biraz daha bahsettikten sonra ellerimi sevgiyle tutup eğildi. Bak kızım, Yunus oğlum namazında niyazında çok temiz bir çocuktur. Ne var ki pek bir içine kapanıktır, pek bir sessizdir. Bazen çok çalışmaktan önlerini aksatır, bazen sabahlara kadar uykusuz kalır. Yani demem o ki sana çok iş düşüyor. Atalarımızın dediği gibi, yuvayı dişi kuş kurar. Anlıyorum der gibi başımı salladım. Sessizliğini ben de fark etmiştim. Hatta Taha'yı geçen yaz tekvanda kursuna yazdırmasaydık, şu an Yunus oğlumla hiç tanışmamış olurduk. Anlamaz bakışlarımı Melek teyzeye diktim. Yoksa sen kocanın hastanenin dışında bir de tekvanda kursunda çalıştığını bilmiyor musun? Ah siz gençler, aşktan gözünüz hiçbir şey görmüyor. Sebepsiz yere utanarak başımı önüme eğdim. Pot kırdığıma emindim. Hani 7. noterin yanında bir tekvanda kursu var ya, işte orada çalışıyor. Çocuklar için ücretsiz eğitim veriyorlar. Okulumuzun yakınlarındaki tekvanda kursu değil miydi o? 7. noter dediğine göre öyle olmalıydı. Parkta doktorun kafasına şişe fırlattığımdan beri o ağacın altında ne diye uzandığını birçok kez kendime sormuştum. Tekvanda kursu şişe olayının yaşandığı parkın hemen yanındaydı. Dersi başlamadan önce ağacın altına uzanıp biraz dinlenmesi çok normaldi. Daha fazla pot kırmamak için ayaklanırken ''Kusura bakma Melek teyze, size de bir şey ikram edemedim.'' dedim sıkılan bir sesle. ''Ben hemen ocağa çay suyunu koyayım.'' ''Aman kızım, hiç gerek yok, zaten biraz sonra kalkacağım.'' deyip beni geri yerime oturttu. Taha ve Zehra burada olduğunu daha bilmiyorlar. Öğrenince havaları uçacaklar. Piyanşeş deyip bedenleriyle önüme set çektikleri sahne gözümün önünde canlanınca yüzüme genişçe bir gülümseme yerleşti.
Onları görmeyi ben de çok isterdim. Kapı tekrar çaldı. Acaba başka komşular da mı ziyarete gelmişlerdi? Allah'ım, komşu kadınların imtihanından geçebileceğimi zannetmiyorum. Lütfen onlar olmasın. Çekinerek kapıyı açmaya gittim. Yunus abi diye acı içinde kıvranan bir kedi gibi mırıldandı küçük kız. Başını eğmiş ayakkabı uçlarına bakarak hıçkırıyor, ağlıyordu. Melek teyze buydu mu? Taha onun büyük vazosunu kıydı. Size haber vermeye geldim. İçinde çaçımı çekti. Çok canım yanıyor. Rabbim bu tatlılık beni öldürecek. Zehra dedim daha fazla dayanamayarak gel buraya. Eğilerek onunla boylarımızı eşitlemiş kollarımı kocaman açmıştım. Piyenşeş diye çığlık attı başını kaldırıp da beni görünce. Kollarıma koştu. Sıkıca sarıldık birbirimize. Onu kucağıma aldım ve kapıyı ayağımla ittirip kapatarak odaya geçtim. Bir solukta bütün olanları Melek teyzeye anlattı. O da Taha'nın kulağına çekeceğini söyleyip kızın saçlarını okşadı. Daha fazla ağlamaması için kısa bir hikaye anlatarak yatıştırdı Zehra'yı. Meyve bulma ümidiyle mutfağa gidip dolabı açtım. Çocuklara abur cubur yedirmeye pek sıcak bakmıyordum. Melek teyze ve Zehra'ya meyve ikram etmenin güzel olacağını düşünmüştüm. Aradığımın fazlasını buldum. Doktor meyveyi seviyor olmalıydı zira buzdolabında öteki gıdalardan çok meyve vardı. Elma, mandalina ve üzümleri yıkayıp iki meyve tabağı hazırlayarak içeri geçtim. Taha, ne zaman gelmişti bu çocuk? Dış kapıyı iyi itmemiş miydim acaba? Açık kalmış belli ki. Zehra ve Taha atışıyordu. Bu nedenle beni geç fark ettiler. Taha, sen çok kötü bir çocuksun. Yunus abi eve gelince sana iyi ne yapacak? Deyip kollarını sertçe göğsünde bağladı küçük kız. Barış diye bağırarak elimde iki tabakla aralarına girdim. Barış anlaşması yapmaya ne dersiniz? Dikkatlerini çekmeyi başardığıma sevinmiştim. Nihayet tabakları koltuğun üzerine bırakıp odamdan kağıt kalem aldım. Krallı prensesli masallara bayıldıklarını az buçuk çözmüştüm. İkisine zayıf noktalarından yaklaşacaktım. Taha, sen güçlü bir kralsın ve çok geniş toprakların var. Halkın inanılmaz mutlu çünkü sen onlara hep merhametli davranıyorsun. Çok cesursun ve ülkeni birçok tehlikelerden koruyorsun. Evet, sen kahraman bir kralsın. Taha yan bir gülüşle baktı Zehra'ya. Koltukları kabarmıştı oğlanın. Zehra, senin ülkende çiçekleriyle meşhur yemyeşil bir yer. Sarayın pembe renkli ve ışıltılı. Her yerinde salıncaklar var. Sen çok iyi kalpli bir kraliçesin. Çünkü halkına hep yardım ediyorsun. Hata yaptıklarında onları affediyorsun. Ülkende aç ve yoksul kimse yok. Herkes birbiriyle güzel konuşuyor, daima gülümsüyor. İsmini ülkemin diye sordu Zehra. Gözlerini sonuna kadar açmış, vereceğim cevabı bekliyordu. Çiçek ülkesi dedim göz hırparak. Taha'nınki ise kahraman ülkesi. Hemen akabinde yüzümü buruşturup üzgün bir ifadeyle ikisine uzunca baktım. Fakat bu iki muhteşem ülkenin kral ve kraliçesi bir gün birbirlerine küsüyorlar. Çiçek ülkesi ve kahraman ülkesi düşman oluyor. Halk artık diğer ülkedeki arkadaşlarıyla görüşemiyor. Çocuklar hep tek başına oyun oynuyor fakat böylesi çok sıkıcı olduğu için oyun oynamayı bırakıyorlar. Herkes yalnız hissediyor kendini. Bütün çiçekler kuruyor. Ama eğer kral ve kraliçe bu barış anlaşmasını imzalar ve anlaşmanın şartı olan meyve tabağını birlikte oturup yerlerse o zaman düşmanlık son bulacak. İki ülkenin halkı da sonsuza kadar mutlu yaşayacak dedim ve barış anlaşması diye başlık attığım kağıda ikisinin de ismini yazdım. Eciş bücüş bir şey kırdılar imza niyetine. Onları kanepeye oturtup meyve tabaklarından birini ortalarına bıraktım. Diğer tabağı da Melek teyzenin yanına koydum. Evde sehpa yoktu. Böyle idare etmeye çalışacaktık. İkisi de inatçı keçinin teki. Normalde birkaç gün küs kalırlardı. Hemen de barıştırdın onları Allah razı olsun kızım. Küçük erkek kardeşimden biraz deneyimliyim diyerek Hasan'ın misafir çocuklarıyla olan husumetlerini anlattım. Zehra mandalina dilimlerini emiyor sonra posasını tabağa bırakıyordu. Taha ise böyle yapmaması için ona kızıyordu. Barışalı kaç dakika oldu yahu? Yapmayın çocuklar, yeni bir küsme vakasını kaldıramam. Neyse ki tabaklarını ikiye bölen bir sınır çizerek meseleyi kendi aralarında hallettiler. Seher abla dedi oğlan elma dilimini dişlerken. Sen neden buradasın? Burası öğretmenimin evi. Onlar evlendiler. Seher ablan artık burada yaşayacak diye cevap verdi Melek teyze. Taha'nın yüzüne gölge düştü. Sonra bakışlarını kaçırdı benden. Hoşuna gitmemişti herhalde bu evlilik haberi. Piyenşeş diye çığlık attı Zehra. Alışmıştım onun çığlıklarına. Her gün buraya gelip benimle oyun oynayacağını söyledi. Hatta bana en güzel bebeklerini hediye edecekmiş. Ah dünyalar kadar mutluymuş şimdi.
Taha boğazını temizledi ve söylenmemesi gereken bir şeyi açığa çıkarıyormuş gibi çekingen bir ifadeyle bana baktı. Biliyor musun Seher abla, bizim tekvando kursunda meşhur bir kız var. Parkta hep kedilerin peşinden koşuyor. Bazen pencereden gizlice izliyoruz onu. Bahsettiği kurs doktorun çalıştığı tekvando kursu olmalıydı. Yok kız, ben miyim yoksa? Bu kadar meşhur olduğundan haberim yoktu. Öğretmenimiz de kedileri çok seviyor. Sonra biz düşündük ki yani öğretmenimiz de o kız evlense çok komik olurdu. Gel de bana sor. Çok komik dediğin şey gerçekleşmişti Taha Bey. O zamanlar açıktım. Belki de bu yüzden tanıyamadı çocukcağız beni. Sen de kedileri seviyor musun Piyanşiş? Diye bir soru attı ortaya Zehra. Evet anlamında başımı salladım. Bütün gün peşlerinden koşup onları yakalayacak kadar seviyorum Zehracığım. Ama siz benim o hallerimi bilmeseniz daha iyi olur. Melek teyzeyle bir süre daha muhabbet ettik. İkindi ezanı okununca çocukları da yanına alıp evden ayrıldı. Vay canına, demek doktor efendi Bruce Lee gibi bir şeydi. Ona karşı ayağımı denk alsam iyi olacaktı. Bayanları el kaldırmazdı herhalde. Tekvando kursundaki çocukların gizlice beni izlediklerini nasıl oldu da fark etmedim. Acaba doktor da çılgın hallerimi görmüş müydü? Ah Allah'ım, utanç verici. Bir de su şişesiyle az daha kafasını kırıyordum. Resmen ayaklı belaydım. Mutfağa girerken aklım Melek teyzenin dedikleriyle meşguldü. Gitmeden önce yılların tecrübesiyle bana bir dolu tavsiyede bulunmuştu. Ne yazık ki bunların %80'ini gerçekleştirmem olanaksızdı. Bununla birlikte şu yemek konusunda katı bir tutum sergilemeye karar vermiştim. Ben ki tok olduğunu söyleyen misafire hadi yalnızca bir iki lokma deyip tamı tamına iki tabak yemek yediren Şükran Hanım'ın kızıydım. Demek önlerini aksatıyor da korksun benden. Uzun, sivri bıyıklı İtalyan şeflerin edasıyla tencereyi alıp artistik bir hareketle ocağın üzerine bıraktım. Bir süre ne pişireceğimi düşünmüş, ardından salçalı ekmekten sonra kendi sevdiğim yemeği yani makarnayı yapmakta karar kılmıştım. Yanında da iştah açıcı bir yayla çorbası ve tabii salata. Yemen dudak bükmeyen öyle, benim makarnalarımın şöhreti ta İtalyalara kadar uzanır. Tamam biraz abartmış olabilirim ama yine de bu benim makarnalarımın lezzetli olmadığı anlamına gelmez. Bir paket makarnayı kaynar suya boşalttıktan sonra soğan, domates ve biber maydanozu ince ince kıydım. Makarnalar yumuşacık olduğunda onları süzgece aktarmıştım. Soğan ve biberi kavurup geri kalan sebzeleri ekledim tencereye. Son olarak da salça ve baharatlar. Süzgeçteki makarnaları tenceredeki sosla buluşturup bir güzel karıştırdım. Çorba ve salatayı da hazır ettikten sonra ortaya koyduğum eserime YGS'de full çekmiş olan oğluna bakan bir baba gibi gururla baktım. Akşam namazını kılmanın ardından tüm gün temizlik yapıp ayakta durduğum için bedenimin yorgun düştüğünü yeni yeni hissetmeye başlamıştım. Mutfak masasının yanındaki sandalyelerden birini çekip belimi tutarak oturdum. Dün geceden beri yemek yememiştim ancak buna rağmen hiç iştahım yoktu. Şu an bir lokma ekmek bile yiyecek kuvveti kendimde bulamıyordum. Başımı masaya yasladım. TXA210 denen bücürler rahat bırakın beni, uyumak istemiyorum. Kafamın içi uykuyla doluydu. Göz kapaklarım giderek zayıf düşüyordu. Gücümden arta kalan son kırıntılarla kendimi zorlayıp masadan kalktım ve odama gittim. Doktor geldiğinde beni mutfakta görmemeliydi. Yatağa girip ayaklarımı çarşafın tatlı soğukluğunda gezdirirken yorganı boğazıma kadar çektim. Bedenim gevşeyip uykuya teslim olduğunda rahatladığımı hissettim. Sonrasında bana doğru istikrarlı adımlarla ilerliyordu. Aramızda bir nefeslik mesafe kalınca elini cebine götürdü ve sokak lambasının ışıldattığı sivri bıçağı çıkarıp yüzüme doğru salladı. Fakat gözlerine sabitlediğim bakışlarımda korkudan eser yoktu. Kalp atışlarım hiç olmadığı kadar dingindi. Sen de çok fazla yaşadığını düşünmüyor musun? Ne dersin he? Buna artık bir son verelim mi? Bütün acılarının bitmesini istemez misin? İğrenç kahkahası izbe sokakta yankılanırken ölümü kabullenmişçesine gözlerimi yumdum. Bir yanım sakinliğim karşısında dehşete düşmüştü. Diğer bir yanımsa bıkkınlıkla artık her şey olacağına varsın diyordu. Bıçağın ucunu boynumda hissedince irkildim. Sırıttı. Aslında bu işi yıllar önce halletmem gerekiyordu. Annen zeki kadındı. Bizi çok güzel kandırdı. Birazdan yaşayacağım o korkunç sahneyi beklemeye koyulduğumda şiddetini göz kapaklarımın ardından bile hissedebileceğim beyaz ışık ruhumun bedenime geri dönmesini sağlamıştı. Hemen uyan, gitmeliyiz. Gardırobun üzerinde küçük valizi tek koluyla bir hamlede indirmişti doktor. Gerekli eşyalarını buraya yerleştir, uçağa yetişmemiz gerekiyor. Gözlerimi ovuşturdum.
Neler oluyordu? Onu tamamen boş bakışlarla izlerken ne dediğini anlamaya çalışıyordum. Kelimeler beynimde düzenli bir sıraya girdi ve en sonunda gerekli manaları kazandı. Uyku sersemliğinden kurtulunca bir çırpıda yataktan kalktım. Nasıl böyle sorgusuz sualsiz odama dalmıştı? Hem apar topar evden çıkmamız da ne demekti? Bu kadarı gerçekten fazlaydı. Neden peki? Diye omurdandım hoşnutsuzca. Monaco'ya gitme planlarında bazı değişiklikler oldu dedi ve kolunu kaldırıp saatine kısacık bir bakış attı. Uçağın kalkmasına sadece 2 saat kaldı. Hazırlanmam için odadan ayrılmış, üzerime abanan şokla baş başa bırakmıştı beni. Aniden verilen bu kararın bir açıklaması var mıydı acaba? Zihnimi istila eden acı gerçeklerle istemsiz titredim. Ah, başka ne olabilirdi ki? Uykularımda bile rahat değilken aynı kabusların hayatıma da sıçraması beni çileden çıkarıyordu. Peki ya şimdi kimden ve neyden kaçıyorduk? Bu kaçış ne kadar sürecekti Allah aşkına? Acıyla güldüm. Ben örünceye kadar. Valize birkaç parça kıyafetle gerekli gördüğüm bazı eşyaları özensizce yerleştirdim. Rüyamdaki seyirin aksine ben hiç sakin değildim. İçimde giderek yükselen bir gerilim vardı. Başımın iki yanına elektrik kabloları takılsa herhalde bir mahallelik evi aydınlatabilirdim. Tüm bunları bir kenara bırakıp kol çantamı da en elzem şeylerle doldurduğum sırada kapı tıklatılmıştı. Doktor içeri girince çömeldiğim gardırop önünden doğrulup yavaşça ayağa kalktım. Bana siyah bir yığın uzattıktan sonra gerekli izah yaptı. Tanınmamak için bunları giymelisin. Ellerindekini merakla aldığımda o da koca adımlarla odadan çıkmıştı. Siyah bir ferace ve yanında aynı siyahlıkta peçeyle eldiven. Elimde tuttuklarım işte bunlardı. Durum o kadar mı ciddiydi? Üzerimi değiştirmem yalnızca birkaç dakikamı almıştı. Çekmecemdeki yumuşak kumaştan siyah eşarbımı genişçe örtünmüştüm. Peçenin nasıl takıldığını birçok kez görmeme rağmen hiç denememiştim. Buna rağmen başarıyla taktığıma inanıyordum. Aynadan kendime baktığımda gözlerimdeki denizin kabardığını hissettim. Dalga dalga çarpıntılı, uğultulu bir deniz. Kabul etmek istemesem de artık büyümüştüm. Siyahlar içinde genç bir kadın duruyordu sanki karşımda. Doktorla evlendiğimde ya da onunla aynı çatı altında yaşadığım şu son günlerde bile fark etmemiştim bu gerçeği. Kapım tekrar tıklatılınca gitme vaktinin gelip çattığını anlamıştım. Evdeki tek dostum olan kulübe tablosuyla vedalaşırken iyice ağlamaklı olmuştum. Ne yapabilirdim ki? Buraya da alışmıştım işte. Valizi yerden alıp odadan çıktım. Doktor dış kapının önündeydi. Beni yeni kıyafetlerimle görünce farklı bir tepki verir zannetmiştim ancak karşılaştığım şey her zamanki kısa ve mesafeli bakışıydı. Ayakkabılarını alıp kapıyı açtı. Asansörde bir tek nefes alışlarımız duyuluyordu. Aşağı inene kadar da bu böyle devam etti. Gerçi aşağı inmek asırlar kadar sürmüştü. Zamanın bu yavaşlığına inanın akıl sır erdiremedim. Asansörün en kuytu köşesine sinip ayakkabı bağcıklarımı atomlarına değin incelemek hiç eğlenceli değildi. Binadan çıktığımızda doktor işaret parmağıyla gözlüğünü düzeltip benimle aynı hizada sakin adımlarla yürüdü. İkimiz de yemin içmiş gibi yine sessizdik. Fakat içimdeki ses bunun çok sürmeyeceğini söylüyordu. Yanımızdan geçen eski bir otomobilin radyosundan çocukken dinlediğim bir şarkının nostalji kokan müziği yükseldi. Hiç o tarafa bakmadık. Gözlerimiz tamamen yola kenetlenmişti. Hava soğuktu. Sol kolumu kendime sarıp serin havayı içime çektim. Takip ediliyoruz diye fısıldadı birden. Kollarımı çözüp telaşla etrafıma bakınca sakın belli etme dedi. Korkuyla titrerken gözlerimi önüme düşürdüm. Demesi kolaydı tabii. Bugün gördüğüm kabus aklımdan çıkmıyordu. Bıçağın hayali boynumda geziniyordu sanki. Valizini sıkıca kavra. Birazdan yan sokağa sapıp koşmaya başlayacağız. Başımı kaldırıp ne dediğini anlamaya çalışacaktım ki cevabımı beklemeden sol elimi sıkıca tuttu ve beni de peşinden sürükleyerek yan sokağa girdi. Şimdi diye komut verdiğinde bir toz bulutu içinde yel gibi koşar olduk. Arkamızdan yere sertçe çarpan ayakkabıların sesleri geliyordu. Kovalamaca başlamıştı işte. Valizim çok ağır değildi, bu yüzden koşarken çok zorlanmadım. Fakat doktorun tuttuğu valiz benimkinden hem daha büyüktü hem de nispeten daha ağır görünüyordu. Feracemin etekleri biz koştukça rüzgarla dans ediyormuş gibi havalanıyordu. Serin havayı ciğerlerime kesik kesik çekebiliyordum. Kalbimin ritimleri düzensizleşmişti şimdiden. Bunu özlediğimi fark ettim. Özgürce koşmayı, zira benim gözümde uçmakla eşdeğerdi koşmak. Aylarım yatağa mahkum bir şekilde geçmişken şu anın hissettirdikleri çok değerliydi. Hatta olayın bütün aksiyon ve tehlikesi benim için tamamen arka planda kalmıştı.
Ana caddeye çıktığımızda ne olduğunu anlayamadan bir araba önümüzde durdu ve kendimi bir anda içinde buldum. Bu ani hareketlere hala alışamamıştı vücudum. Tüm sistemlerin birbirine girdi desem yeriydi. Valizi yanımdaki boş yere bırakırken soluklarımı belirli bir çizgide sabitlemeye çalıştım. İzninizi kaybettiklerine emin misin diye sordu önde oturan adam. Nefes nefese cevap verdi doktor. Öyle umuyorum. Şoför koltuğundaki kişi şu meşhur profesör müydü yoksa ben mi yanlış görüyordum? Gözlerimiz dikiz aynasında buluşunca başımı çabucak çevirdim. Fakat bakışlarımın takıldığı nokta beni hepten sarsmıştı. Doktor ellerimiz halen birbirine kenetliydi. Ellerimi saran siyah eldivenlere rağmen kendimi çok tuhaf hissediyordum. Avuçlarımın içi terlemeye başlamıştı. Bunu o da fark ettiğinde alelacele ellerimizi çektik. Bakışlarımı ondan kaçırdığım sırada ellerim fazlalık gibi geldi bana. Öyle ki nereye koyacağımı bilemedim. Allah'tan sonrasında kucağımda birleştirebildim. Kim bunlar diye sordum ortamın havasını değiştirmek adına. Beni kaçırmak isteyen adamın öldüğünü söylemişti polisler. Korkma dedi profesör arabayı çalıştırırken. Uyuşturucu bağımlısı birkaç serseri. Ne istiyorlar bizden? Feridun çelimsiz denen adam ölmeden önce boşboğazlık ederek senin gerçek kimliğini uyuşturucu sofrasında birkaç arkadaşına söylemiş. Kollarımı göğsümde bağlayıp sıkıntıyla ofladım. Her tür suçluğun ilgisini üzerime çeken nasıl bir özelliğim vardı ki bir tek ben görmüyordum. Gayet sıradan bir kızım. Ne işlerini arayacağım ben? Adıma aranıyor ilanımı basılmış. Beni bulana para ödülümü verecekler. Hayır, seni değil. TXA210 virüsünü istiyorlar. Bunu vücuduna neden ve nasıl enfekte ettiler inan hala çözemedim. Ancak uyuşturucu tacirlerinin ilgisini çekecek bir şey değil TXA210. Onları aşan konular bunlar. Peşinizdeki serseriler de virüsle ilgili hiçbir şey bilmiyor. Sadece paranın kokusunu duydular ve aç kurt gibi avın etrafında gezinip nasiplenmek istiyorlar. Fakat şu hususta artık eminim ki virüsle çalışan asıl kişiler senin kimliğini henüz öğrenmediler. Yani gerçek kötü adamlar seni bulmadan Monaco'ya gitmeniz ve bir an önce tedavi yollarını araştırmanız lazım. Sustum. Artık şu itici mikrobun adını duymak istemiyordum. Kendisi gözle görülmeyecek kadar küçük olmasına rağmen başıma bir dünya dolusu iş açıyordu. Tamamen yola odaklandığım bir müddeti takiben profesör tekrar konuşmaya başladı. Sevgili Seher Der, senin için sahte bir kimlik çıkarmayı düşündüm. Fakat bunun yasal bir suç olduğunu ve yakalanma riskinin yüksekliğini de göz önünde bulundurunca bu fikirden vazgeçtim. Zaten Yunus devlendiğin için soy ismin değişmiş durumda. Yeni soy isminle izni daha geç bulacaklarına kanaat ediyorum. Yine de Monaco'da gerçek kimliğinizi resmi yerler dışında kimse bilmesin. Soranlara Fas'tan gelen bir Arap çifti olduğunu söylersiniz dedi. Ses çıkarmayıp sadece başımı salladım. Doktor Yunus Deir. İyi haber şu ki üniversitede senin için uygun bir pozisyon buldum. Ah bu pozisyonu bulmak için neleri gözden çıkardım bir bilsen. Albert'ın araştırma ekibine katılmayı başarmak da artık senin yeteneklerine kalmış. Gözden çıkardıklarına işte üzülüyormuş gibi görünmüyordu. Hatta biraz zorlasam keyifli olduğunu bile söyleyebilirdim. Ancak çok dikkatli olmanız gerekiyor. Zaten gerekli bilgilerin bulunduğu dosyayı Yunus'a teslim ettim. Yine benim üzerimde toplanmıştı profesörün bakışları. Bakmasana ya diye çemkirecektim az daha. Seher, lisede dil bölümünden mezun olduğunu söylemişti halen. Fransızca da biliyor musun? Oy dedim havalı bir şekilde. Ah kimi kandırıyorum ki? Fransızcam berbattı. Lisedeyken gördüğümüz seçmeli Fransızca dersinde Nuriye ile birlikte çoğunlukla isim şiir oynardık. Şimdiki aklım olsaydı daha çok çalışırdım bu ecnebi dile. Profesör memnun bir ifadeyle beni takdir etmek için ağzını araladı. Fakat dediğimi düzeltme gereği duyuyordum. Aslında çok iyi olmasa da en azından derdimi anlatabilirim yani sanırım. Sırıtarak sorun değil. Yunus öğrenmene yardım eder deyip doktora haylaz bir bakış attı. Yanımda oturan adamsa hiç oralı olmamıştı. Profesörüm bu şakacı hallerine alışkın görünüyordu. Fransızca bildiğinden haberim yoktu. Havaalanına vardığımızda yaşlı adam arabayı uygun bir yere park etti. Bizimle birlikte inmesini bekliyordum. Oysa o bunun aksini yapmış, arabada kalmıştı. Bundan sonraki süreç çok hızlı işlemişti. Uçakta pencere kenarındaki koltuğu bana bırakmasıyla benden artı bir puan kazanmıştı doktor. Lakin uçak kalkışa geçerken 19 yıllık ömrümün geçtiği topraklar giderek küçülürken işte her şey o zaman kopmuştu. Allah'ım ailemle vedalaşmadan mı gidiyordum? Hem de dönüşüme dair hiçbir kesinlik yokken. Ne kadar pasaklı olduğumu, böyle giderse evde kalacağımı söyleyen annem olmayacaktı artık.
Bir şeye ihtiyacım olduğunda daha ben istemeden anlayan düşünceli babam olmayacaktı. Sırf beni sinir etmek için kokuşmuş çoraplarını yüzüme fırlatıp yıka diyen abim olmayacaktı. Ev ödevlerini yaparken en az 1000 kez "Abla peki bunu nasıl yapacağım?" diye sorup beni bezdiren kardeşim olmayacaktı. Sürekli ödemeli aradığım halde bana her seferinde geri dönen ahirletlik dostum Nuriye, acısıyla tatlısıyla yıllarımı geçirdiğim sınıf arkadaşlarım da olmayacaktı. Kalbime kandan bir yağmur sağanak sağanak yağıyordu. Gözlerim dolmuş, hıçkırıklar boğazıma dizilmişti. Ayağa kalkıp pilota geri dönmesini söylemek istiyordum. Sesim kısılana değin bağırmak, ağlamak istiyordum. "Allah'ım ben gidemem, gidemem. Hem yiyeceğim daha çok salçalı ekmekler vardı. Ninemin köyden yolladığı yoğurtlar, peynirler, sütler. Ah, oradaki yemekler canım ülkeminkine benzer miydi hiç? Havası, suyu bile şifaydı memleketimin." Gözlerimden akan tuzlu yaşlar peşimi ıslatıyordu. Doktorun bu halimi görmemesi için yüzümü cama doğru biraz daha kaydırıp gözyaşlarımı saklamaya çalıştım. Hani doktorun şu gizemli odasını görecektim. Ya Melek teyze, Taha ve Zehra beni orada bulamayınca üzülmeyecekler miydi? Küçük çocukların prensesi bile olmuştum. Hem LYS sonucumu da öğrenememiştim. Belki derecelik bir puan almıştım. Sınavım da iyi geçmişti zaten. Ah Seher, çok geç. Artık hepsi için çok geç. Baksana şu haline. Bir kaçak gibi ülkenden apar topar gidiyorsun. Başımı koltuğa yasladım, yarım kalmış keşkeler içinde. Kediler krallığına gidememiş, baronla da tanışamamıştım. Halbuki lisenin ilk yıllarında bunu deli gibi istiyordum. Bir de Howl'un yürüyen şatosunu bulacak ve Salsifer'ın denen ateş cinni mıncıklayıp öpecektim. Hayaller, dibi görünmeyen sonsuz ve artık imkansız olan hayaller. Gözlerimi kapatıp hüzünden ağır yorganlarla örttüm üstümü. Buruk bir vedanın acısıyla sızlıyordu kalbim. Sonrasında çok ağlamalarım uyuyakalmakla bu uykularımdan uyanışlarım da yanan ve şişik gözlerle sonuçlanırdı hep. Şu an yine aynı berbat durumu yaşıyordum. Kafam ağrıdan patlarken kurumuş ağzımda diş etlerim sızlıyordu. Göz kapaklarıma sürülen hayali tutkanın etkisi ise hala geçmemişti. Bu yüzden üzerimdeki ağırlığın da etkisiyle gözlerimi açmak istemedim. Burnumdan derin bir nefes aldım ve ağzımdan çıkan soluk havasının hırıltılı sesini dikkatle dinledim. Başımı yasladığım yerden güzel bir koku geliyordu. Bu tıpkı şey gibiydi. Mavliklerle süslenmiş ferah bir deniz, yumuşak bir meltem taze bulutlar. Dünyanın çirkinliklerinden henüz bir haber saf bir bebek. İlk gözyaşı, ilk gülüş, ipine umutların takıldığı ilk uçurtma, ilk gökkuşağı. İşte böyle alışılmamış bir koku. Ve sanki bu kokuda sımsıcak bir güven ve tanınmışlık hissi vardı. Ne olduğunu bilmeden biraz daha içime çektim. Güzel kokan her şeyi severdim. Başımı bir santimcik çevirmiştim ki hissettiğim şeyle kıpırdanmaktan hemen vazgeçtim. Uyku ve uyanıklık arasındaki o uyuşuk evrenden çıkıp gözlerimi hızla araladım. Arkamda oturanlar her kimse senfonik bir şekilde horulduyorlardı. Işıkları söndürülmüş uçak kabininin loşluğunda bilincim yerine gelmeye başlamıştı. Ve işte tam bu sırada kafama yediğim sert bir balyoz darbesiyle kala kalmıştım. Nefesimi tuttum. Başımın doktorun omuzunda ne işi vardı? Hangi ara koymuştum? Seher, tamam, sakin ol, sakin ol. Ben onun omzunu böyle işgal ederken o da uyuduğundan olsa gerek başını benim başıma hafifçe yaslamıştı. Uyanıkken böyle bir vaziyete izin vermeyecek kadar dikkatli biriydi. Benim yüzümden haftalardır ne dinlenebilmişti ne de rahat bir nefes almıştı. Onun hayatını da bir karmaşa ummana çevirmiştim. Hayır, yanılıyorsunuz. Ona bir iki saatlik uykuyu çok görecek kadar bencil, vicdansız bir insan değildim. Kendimi suçlu hissediyordum ve bu ağır duygunun altında her geçen saniye daha çok eziliyordum. Bu yüzden kıpırdanıp ya da hareket edip onu uyandırmak istemedim. Demin aldığım kokunun doktordan geldiğini fark ettiğimde nefesimi bir kez daha tuttum. Yanaklarımı ısınırken ne yapacağımı bilemedim. Çocukluğumdan beri abimden başka hiçbir erkekle samimi olmamıştım. Liseyde sadece kızların bulunduğu bir sınıfta okumuştum. Hal böyle olunca şu anki yakınlık benim için gerçekten de çok fazlaydı. Kalp atışlarımın istikametinden şaşması dizginleri tekrar elime almamışım bana gönderilen bir uyarı gibiydi. Allah'ım, bu şekilde nasıl duracaktım ben? Sonrasında pilotun "Mestames et messerus" diye başlayan anonsundan çok kısa bir süre önce uyanmıştık. Uçak inişe geçiyor, motorlardan rahatsız edici bir gürültü yükseliyordu. Sanki uçağın kanatları hırslı ve toy bir dövüşçü gibi havayı ölesiye dövüyordu. İlk defa uçağa bindiğimde bu kulak tırmalayıcı ses hakkında yine böyle bir şey düşünmüştüm sanırım.
Yolcular üzerlerindeki ölü toprağı silkeledikten sonra fark edilir bir hareketlilik ve uğultu başlamıştı. Uçağın tekerlekleri yere değer değmez ayağa kalkıp üst bagajdan küçük el bavullarını alanlar bile olmuştu. Monaco'da herhangi bir havaalanı bulunmadığı için bir nevi aktarmayla Nice'a iniyorduk. Bildiğim kadarıyla Nice, Fransa'nın Akdeniz kıyısındaki güzel bir şehriydi. Buradan da trene binip en fazla yarım saat sonra Monaco'ya varabilirmişiz. Uçaktan inerken aynen böyle söylemişti doktor. Yolculuk aşağı yukarı 4 saat sürmüştü. Hava karanlıktı. Bu saatte üzerimizdeki bu yorgunlukla tren istasyonuna gidemeyeceğimiz de apaçıktı. Farklı ırklardan renk renk insanlarla karşılaştığım havaalanında doktorun bir adım gerisinde yürümeye özen gösteriyordum. Aramızda belirli bir mesafenin bulunması her ikimiz için de daha hayırlıydı. Hele ki uçakta yaşanan malum olayın utancı hala üzerindeyken. Geride kaldığımı fark ettiğinden zaman zaman başını arkaya çevirip varlığımı yokluyordu. Burada da birilerinin beni kaçıracağından korkuyordu herhalde. Kafatasımda birikmeye başlayan düşüncelerimle dışarı çıktığımızda Nice'ın nemli rüzgarı yüzümü yalamıştı. Vakit epeyce ilerlemiş olmasına rağmen yine de boş bir taksi bulabilmiştik. Şehir merkezine gidip orada geceyi geçireceğimiz bir otele yerleşecektik. Doktorun sorduğu birkaç soruya taksici hevesle cevap veriyordu. Hatta bazen parmağıyla geçtiğimiz bazı yerleri işaret ediyor, bir rehber edasıyla Nice'ın doğal güzelliklerini coşkulu bir şekilde tanıtıyordu. Her şeye rağmen saf bir adama benziyordu. Çenesinin düşüklüğünü saymazsak içim ısınmıştı bu Brezilyalı taksiciye. Onun tavsiye ettiği bir pansiyonun önünde indik. Pansiyoncu kadının bakışları doktoru geçip beni bulduğunda rahatsız edici gözleri tarafından ablukaya alınmıştım. Odayı tutup anahtarımızı aldıktan sonra doktor kadına bir şeyler sordu fakat konuşmalarının büyük bir kısmını anlayamadım. Ayakta duracak mecalim olmadığından doktora önden gideceğimi söyledim, zira işi biraz uzayacakmış gibi görünüyordu. Merdivenleri çıkarken kadının kötü bakışlarını sırtımda hissediyordum. Sebebini ilkini anlayamasam da odaya vardığımda gerçek kafama dank etmişti. Üzerindeki kıyafetler Müslüman olduğumuzu avaz avaz bağırıyordu ve sanırım kadının da İslam hakkında pek güzel düşünceleri yoktu. Ya da aşılması güç önyargıları vardı. Kırılmıştım çünkü böyle bir şey ilk defa başıma geliyordu. Ülkemden kilometrelerce uzaktaki bu yeni hayatımda inancımdan dolayı zorluklar yaşayacağımı hissediyordum. İçimde silik bir öfke belirirken çok çabuk söndü bu duygu. Acıma duygusuyla yer değiştirdi. Ne yazık. Devasa bir kütüphanedesin fakat eserlerin dilini bilmediğin için hiçbirini okuyamıyorsun. Her şey bir yana bu dili öğrenmek için ufacık bir çaba bile göstermiyorsun. İnat ediyor, hatta kitaplardan nefret ediyorsun ya da hepsini basite indiriyor, içinde yazılan kıymetli satırları umursamadan değersiz kağıt yığınları olarak görüyorsun onları. Kainatta her yeni günde muhteşem mucizeler olurken boş gözlerle bakıp geçiyordu insanlar. Niçin yaratıldığını bilmeden amaçsız yaşıyorlardı. Bu da yetmezmiş ki bu ışığa karşı nefret besliyor, karanlıkta kalmakta ısrar ediyorlardı. Güzel dolu, alem dolu, Havva dolu, Adem dolu. Her yer dolu, her dem dolu, boşluk senin yüreğinde. Sen bir bakımlı saraydın, nicedir bakmaktan caydın, gündüz aydın, gece aydın, loşluk senin yüreğinde. Yazıyla örülü çevren, okumayı bir denesen, şen fıkradır koca evren, başlık senin yüreğinde. Neden sonra düşüncelerimden silkinip etrafı incelemeye başladım. O da içindeki eşyalarıyla birlikte eski olmasına karşın yine de temizdi. Bu benim için yeterliydi. Valizimi bir köşeye bırakıp bitkin bir şekilde yatağa oturdum. Fakat çıkan gıcırdama sesiyle irkilmeme engel olamamıştım. Bu halime sessizce güldüm. Doktor, resepsiyondaki işini halletmenin ardından birkaç dakika sonra odaya gelmişti. Kendi valizini benimkinin yanına bıraktıktan sonra köşedeki koltuğa oturdu. Uçaktaki uyku kesmemişti beni. Hala yorgundum ve tahminimce doktorun da benden aşağı kalır yanı yoktu. Valizimden kutsal eşofmanlarımı çıkarıp banyoya yöneldim. Banyo demeye bin şahit. İstese de her odada böyle bir şeyin varlığı bizim için çok büyük bir ikramdı. Küflenmiş duvarlara değmemeye çalışarak üzerimi değiştirdim. Dişlerimle fırçaladıktan sonra banyodan çıktım. İşte şimdi işin en çetrefilli kısmına gelmiştik. Kim nerede yatacaktı? Filmlerde böyle sahneleri hep gülüp geçerdim ancak insan başına gelmeden anlamıyormuş. Kadınlardan pek beklenilmeyen bir centilmenlik yapıp yerde yatmayı düşünüyordum. Ama ne yalan söyleyeyim, yatakta epey rahat görünüyor ve beni kendine çekiyordu. Şükür ki doktor, ben dinlendirmeden meseleyi tek lafıyla çözdü. Sen yatakta yatabilirsin deyip yataktaki yastıklardan birini aldı, yere de bir çarşaf sermişti.
İtiraz edip yerde yatabileceğimi söyleyebilirdim ama sonucun ne olacağı ortadaydı. Gereksiz bir nezakete başvurarak uzatmak istemiyordum. Şimdi istirahate çekilmek bizim için her açıdan daha iyiydi. Şunu da itiraf etmeliydim ki ona karşı müteşekkirdim. Banyoya üzerini değiştirmeye gittiğinde bir hamlede oturduğum yerden kalktım. Kalorifer peteğinin vanasını sıcağı gösteren okun yönüne çevirdim hemen. Böylece o da biraz daha ısınabilirdi. Doktorum benim yüzümden hastalanmasını istemiyordum. Yerdeki halı çok inceydi ve soğuğu yalıttığı da pek söylenemezdi. Banyodan çıktığımda valizimden kalın iki hırkamı alıp yüzüne bakmadan elimdekileri ona uzattım. Yer soğuk, bunları altına serebilirsin diye mırıldandım ağzımın kenarıyla. O da bildiğince ilgisiz görünmeye çalışıyordum. Teşekkür etti ve de o da bavulundan kalın bir şeyler çıkarıp tüm bu kıyafetleri yere sererek uydurma bir döşek yaptı. Bu süre zarfında meraklı komşu kadınlar gibi gözlerim yaptığı işteydi. Artık onu izlemekten vazgeçmeliydim. O işini bitirene kadar başka bir şeyle meşgul olmaya çalıştım. Nihayet uyku vakti gelince hevesle ayaklanmıştım. Işığı kapattıktan sonra karanlıkta bir şeye çarpmamaya özen göstererek yatağı bulup yorganın altına girdim. Kutsal eşofmanlarımın yegane üyesi olan mor yazmama sabah açılmasın diye toplu iğne tutturup öyle takmıştım. Evli olsak da hala alışamamıştım ona. Bana karşı sayısız iyilikleriyle birlikte yine de bir yabancıydı benim için. Hem böyle olmadığını kim söyleyebilirdi? Hakkında ne biliyordum ki? Hiçbir şey. Bu yüzden ona karşı tesettürümü muhafaza etmek istiyordum. Hem doktordan utanıyordum da. İlk defa bir erkekle bu kadar yakın bir ilişki içerisindeydim sonuçta. Bakışlarımı tavana sabitlediğim müddet içinde işte bunlar aklımdan geçiyordu. Odanın suskunluğunu doktorun uykulu fakat buna rağmen donuk ve mesafeli sesi bozmuştu. Yarın sabah saat 10'da trene bineceğiz. Göz kapaklarımı indirirken hiç ses çıkarmadım. Bir gün cesaretimi topladığım bir gün bana niçin böyle yardım ettiğini soracaktım. Çünkü ne kadar düşünürsem düşüneyim buna bir türlü cevap bulamıyordum. Neden neden? Bana karşı bir şeyler hissettiği için desem inanın buna küçük bir çocuk bile gülerdi. İki kere iki dört edercesine bir kesinlikle söylemeliyim ki bana en ufak bir ilgisi dahi yoktu. Hoş olmasını da istemiyordum ya. Ne var ki bana acıdığı için bunları yaptığına dair bir kuruntu yiyip bitiriyordu beni. Gururuna tapan insanlardan değildim ancak bu ihtimal gerçekten çok ağır geliyordu. Böyle girintili çıkıntılı bir ruh haliyle en sonunda uykuya dalmıştım. Çok değil, hemen 2 saat sonra telefonumda geçen hafta kurmuş olduğum bol zikirli tekbirli namaz alarmıyla uyanmıştım. Sersemlemiş kabımı toplamaya çalışarak yataktan doğrulduğumda uykunun kalıntıları hala üzerimdeydi. Belki de bu yüzden doktorun yerde yattığını unutmuş ve o korkunç kazaya neden olmuştum. Ah kaza mı? Resmen elini ezmiştim. İniltisi hala kulaklarımda çınlıyordu. O keskin acıyla uyanmak berbat bir durum olmalı. Yaşadığım şoku atlattığım dondan ardı ardına özür dileyip yoğun bir utanç içinde kendimi banyoya attım. Kafamı kaç kez duvara vurduğumu hatırlamıyordum ama gelin görün ki yaptığım şeyi aklımdan uzaklaştırmak imkansızdı. Beyin hücrelerime yönelik sürdüğüm katliamına son verip abdest almaya karar verdim. Çok uzun olmayan bir sürenin ardından fakat bu beraberinde yeni bir sorunu doğuruyordu. Banyodan nasıl çıkacaktım? Mümkünatı yok, bir daha onun yüzüne bakamazdım. Ne olacak canım, evlilik bu. Bugün ben senin elini ezerim, yarın da sen benimkini desem. Yok daha neler. Ah ayağına neden mukayyet olmasın ki sen seher? Geri kalan hayatımı bu küçücük delikte geçirme kararımı saçma bulup el mahkum dışarı çıktım. Götüne gönderilen 10 çocuk babası bir suçlu gibi hissediyordum kendimi. Oysa celladım canımı bağışlamıştı işte. Beni daha fazla utandırmamak için ağzını hiç açmamıştı doktor. Gerçi o her zaman böyle ketumdu. Bazen suskunluk orucu tuttuğuna ilişkin fikirler üretiyordum. İyi tarafından bakalım ki bu hali ilk defa işime gelmişti. Meseleyi daha fazla üstelemeden ağzıma gem vurup sabah namazını kıldım. Tren istasyonuna gidene dek bir kez bile yüzüne bakmadım. Bu adam karşısında neden hep küçük düşüyordum ki? Ona sürekli zarar vermemeye ne demeli? Şişe olayı yetmiyormuş gibi bir de parmaklarını ezmiştim. Unutmadan söyleyeyim, yine dünkü gibi giyinmiştim. Hatta bundan sonra hep böyle giyinmeye karar vermiştim. Siyahlara büründüğüm gece kendimi güvende, olabildiğine özgür ve anne kucağındaki bebek kadar huzurlu hissetmiştim. Sanki uçsuz bucaksız gök kubbeden üzerime yıldız tozları dökülüyordu. İlk defa cennet hanımlarının 4 büyük efendisinden biri olan Hazreti Fatıma'nın yolunda yürüdüğümü hissetmiştim. İnsan sevdiğine benzemek istermiş ya, benim sevdiklerim de benzemek istediklerim de böyle mübarek insanlar olsundu. İşte bu tesettür sanki nakış nakış iman ipiyle işlenmiş bir mücevher kutusu gibiydi.
Trenin gelmesine az bir süre kalmıştı. Doktor etrafta dolaşan güvenlikçiyle bir şey sormak için yanımdan ayrıldığında ben de banklardan bir tanesine oturup onu beklemeye başladım. Pansiyoncu kadının bakışlarına benzer anlamlarda bana bakan insanlar vardı etrafta ama artık bunları önemsememeye karar vermiştim. Sırt çantasından öğrenci olduğu anlaşılan sarışın bir kız olduğu gibi yere oturmuş sırtını duvara yaslayarak telefonda geziniyordu. Annem şimdi burada olsaydı yabancı ülkeymiş, Fransızcaymış hiç umursamaz. Soğuk betine oturma yavrucuğum, bak ileride çocuğun olmaz diye uyarırdı kızı. Ah canım annem, herkesin yardımına koşar, tek başına bütün dünyayı kurtaracağını zannederdi. Profesör Türkiye'den ayrıldığımızı aileme söylemiş miydi acaba? Hüzünlü duygular içinde çırpınırken yüzü adeta tozdan ve kirden bir maskeye sarılmış küçük bir çocuk dikkatimi çekti. Sokağın acımasızlıklarını gözler önüne serercesine hırpalanmıştı. Yanağından sol kaşına doğru ilerleyen uzunca bir çizik oracıkta cesurca duruyordu. Boyum kısa, yaşım da küçük olabilir ama bak yüzüme, ben hepinizden daha güçlüyüm. Aynen böyle aykırıyordu kanayan gözleri. Orada gördüğüm bir ifade beni rahatsız etmiş, aynı zamanda sebepsizce korkutmuştu. Bir şeyler olacaktı. Nedenini bilmiyordum ama bana bunları fısıldayan içimdeki ses adeta çığlık atıyordu. Kalbimi dört bir yandan sıran ürperti çocuk buraya doğru ilerledikçe vücuduma buz kestiriyordu. Gözleri alev alev yanan bir ateş topundan farksızdı. Cebinden sadece benim fark edebildiğim çeviklikli bir bıçak çıkarmıştı. Artık bana bakmıyordu. Bakışlarını doğrudan önümdeki trafik tabelasına dayanmış adama dikmişti. Ve neredeyse aklımı kaçırmam önden olan o olay an be an gözlerimin önünde yaşanmıştı. Adamın sırtında onlarca delik açılıyor, kanlar coşkulu bir çağlayan gibi fışkırıyordu. Arka taraflardan dehşetli bir kadın çığlığı yükseliyor fakat ben sadece titriyordum. Çocuk bıçağı öfkesini kusarcasına yere atarken belli belirsiz bir sırıtmayla son kez gözlerimin içine baktı. Gördün mü gücümü? Bunları bir tek bana itiraf etmişti, sonra ise kaçıp gitti. Dünya griye çalan bir sise bürünüyordu gözlerimde. Eğer o an omuzlarımdan sıkıca tutulmasaydım çoktan bayılmıştım. Doktorun kaygılı yüzünü gördükten sonra artık her şeyi bıraktım ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Hayır, hayır, birini öldürerek güçlü olamazdı diye kendimden geçmiş bir şekilde sayıklıyordum. Hiçbir şeye aldırmadan perişan bir halde bunları tekrarladım ardı ardına. Biraz yatıştıktan sonra başımı çevirdim uğursuz olayın yaşandığı yere. Fakat gördüklerim ya da göremediklerim mi demeliydim beni hayrete düşürmüştü. Orada az önce kanlar içinde yatan adam sanki uçup gitmişti ve yerde tek bir kan damlası dahi yoktu. O nerede? Kim? Diye sordu doktor. Az önce bıçaklanan adam. Ona has merak, şüphe ve daha birçok nitelik barındıran şu gizemli bakışlardan biriyle inceliyordu beni. Temkinli bir şekilde meseleyi baştan anlatabilir misin dediğinde eli yüzü kir içindeki çocuğu, kızgın alev topu gözlerini, adamı nasıl hırsla bıçakladığını bir nefeste anlattım. Beni dinlediği süre zarfında üzerine kara bir gölge düşmüş gibiydi. Yüzünde anlaşılması güç bir ifadenin varlığını da inkar edemeyecektim. Tamamen sakinleştiğimde ölçüp tartarak daha doğru düşünebiliyordum. Lakin bu durum başka sorunları beraberinde getirmişti. Zihnimi istila eden bir düşünceyle büsbütün sarsılmıştım. İçimdeki korkunun yakıcı ateşiyle ben şizofren miyim diye sordum. Öyle ani olmuştu ki bu sorum, onun da böyle bir şeyi beklemediği besbelliydi. Fakat kendini hemen toparladı. Hayır değilsin derken oldukça ciddi ve emin görünüyordu. Başka bir şey söylememe imkanı bulmadan tren istasyonuna varmıştı. Patlamış mısırların paketinden fırlaması gibi trenden dışarıya dökülüyordu insanlar. Nashval durağında inecek olanlar bu şekilde treni terk ederken biz de ayaklandık. Bacaklarım tutmuyor, az da olsa hala titriyordum. Doktorun bunu fark etmesini katiyen istemiyordum. Ona yük olmak cehennem azabından farksızdı. Girdiğimiz vagonda kocaman yeşil şapkalı yaşlı bir kadının karşısındaki oturaklara geçtik. Doktor pencere tarafında otururken ben de sessizce yanında yerimi aldım. Deminki olay hakkında konuşmak için yanıp tutuşsam da merakımı kontrol altına alabilmeyi başarmıştım. Zira benim aksime o konuşmaya pek istekli görünmüyordu. Sanırım onu kendi halinde bırakmalıydım. Tren hareket ettiğinde doktor gözlerini çoktan uzaklara çevirmiş, derin düşüncelere dalmıştı. Hislerim zihninin az önceki olayla meşgul olduğunu söylüyordu. Her fırsatta gözlerinin önünde canlanan o ürpertici sahneye karşı içimde büyük bir savaş veriyordum. Pencereden pembe binaları ve muazzam bir güzellikteki yeşil bahçeleri seyrederek huzur bulmaya çalıştım. Çocukluğumdan beri yolculukları çok severdim.
Çevremde en dayanıklı gördüğüm insanlar bile arabada kusarken ben yolun daha da uzaması için hevesle dua ederdim. Bazen de otobüsün gidebileceği son durağa kadar bekler, iner ve sonra da yürüyerek eve geri dönerdim. Eskiden aldığım o güçlü hazı şimdi tekrar tatmak isterdim. Açıkçası şu halime acımadan da duramıyordum. Karşımdaki kadın bilmem ne bilmem ne diye öfkeyle haykırdı. Ona merakla baktığımda önündeki kitaba eğildiğini, hararetli bir şekilde okuduğunu fark ettim. Sonra birden başını kaldırdı ve bakışlarımı yakaladı. "Kuzum, şu Rusların entrikaları yok mu? İnsanı çileden çıkarıyor," dedi. Fransızca sarf edilen bu sözleri anladığıma hem şaşırdım hem de çok sevindim. Kitabı hırçın hareketlerle kaldırıp mahkemede yargılanmasını öylesiye istediği bir suçluyu ihbar eder gibi bana gösterdi. Dostoyevski'nin delikanlısıydı, hem de İngilizce çevresi. Bu kitabı sanırım 2 yıl önce okumuştum. Dürüst olmak gerekirse son kısımlarında Lambert'ın yaptıkları beni çileden çıkarmıştı. Kadının öfkeli yüzünde hafif bir tatlılık vardı. İstasyondaki soğuk insanların yapmacık hallerinin aksine her hareketini gayet samimi bulmuştum. "Sevgili yazar babasından çok çekince acısını biz okurlardan çıkarıyor," dedim hafifçe gülümseyerek. Fakat peçemden dolayı bunu görmemişti. Herhalde ona cevap vereceğimi tahmin etmiyordu. Hatta yüzünde şaşırdığına dair ilginç bir ifade bile belirdi diyebilirim. Lakin çok geçmeden gür bir kahkaha kopardı. Öyle ki doktor bile daldığı düşüncelerinden sıyrılıp başını bizden tarafa çevirdi. "Öyle sanıyorum ki Dostoyevski'yi siz de çok iyi okuyorsunuz genç bayan." Alnındaki kırışıklıklara, gümüşe çalan kısa saçlarına rağmen oldukça bakımlıydı. Hem şu gülünç sosyete kokoşlarına da hiç benzemiyordu. Delikanlının İngilizce çevresini okuyordu değil mi? O halde bu dili de biliyordu. Kendime daha fazla eziyet etmemek için Fransızcadan İngilizceye geçtim. "Evet," diye cevapladım sorusunu. Benimle sohbet etmek gibi bir isteği vardı sanırım. Bundan önce kadına şiddetle ilgili bir kitap okumuştum. "Tanrı şahittir, hiç bu kadar üzülmemiştim," diyerek tekrar konuşmaya başladığında buna iyiden iyiye emin olmuştum. Konuyla ilgili kendi düşüncelerimi dile getirdim. Coşkulu bir nehir gibi akarken gözlerimin nasıl da parladığının farkında bile değildim. Yanlış anlamayın, kesinlikle feminist değildim. Hatta buna karşı olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak biraz anlayış ve saygı beklemek elbette bizim de hakkımızdı. Bazı yazarlar doğrudan dile getirmeseler de kadınları içten içe küçük görüyor, aşağılıyordu. Bu sene nedense hep böyle kitaplara denk gelmiştim. Yalnız yazarlar değil, dünya üzerinde bu zihniyete sahip birçok insan bulunuyordu. Onların ortak faydasıysa İslam'dan ve onun gerçek manasından uzak yaşamalarıydı. Yoksa Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kadınların narinliğine, hassaslığına ve kıymetine dikkat çekerek onları kristallere benzetmiştir. Erkeklerin kadınlara bir kristale dokunur gibi onun zarar görmesinden korkarcasına davranması gerekirdi. Sözlerimin ardından "perfect, perfect" diye hayranlıkla el çırptı yaşlı kadın. İngilizce konuşması beni mutlu etmişti. Fransızca ile cebelleşmek en son isteyeceğim şeydi doğrusu. Doktor da çıkardığımız gürültüden ötürü olsa gerek bize çevirmişti başını, fakat yaşlı kadın konuşmaya devam ettiğinde yine bizi bırakıp cama döndü. "Ah Seher, ne diye boş boğazlık edip konuşursun sanki?" "Adınızı öğrenebilir miyim akıllı bayan?" diye şenlenmiş bir şekilde sordu. Eli avuca sığmayan bir hali vardı. Hayatının çok renkli ve hareketli olduğunu tahmin etmek zor değildi. Kararsızlıkla doktora baktım. Acaba söylemeli miydim? Malum bana zarar vermek isteyen insanlarla çevrilmişti etrafım. Huzursuz bakışlarım yaşlı kadının gözünden kaçmamıştı. "Sanırım yanınızdaki bay eşiniz oluyor," dedi ve ardından beni bırakıp doktora seslendi. "Tamamen zararsız, acize bir kadın olduğumu güzel eşinize söyleyebilir misiniz Mösyö?" Başını ağır ağır çevirip yaşlı kadına dikkatli bir bakış attıktan sonra "Yunus Deir" diye kendini tanıttı ve "eşim Seher Deir" diyerek beni gösterdi. Şunu da eklemeliyim ki sesi ziyadesiyle soğuktu. Bana bile mesafeli davranırken yabancılara karşı tavırlarını kanıksamamalıydım. Aslında o en doğrusunu yapıyordu. Sonuçta Monaco'da ne kadar az insan tanıyıp ne kadar az bilinsek güvenliğimiz o kadar iyiydi. "Aa, harap mısınız yoksa çölün sarsılmaz iradeli sıcak insanlarını çok severim," derken kitabını hemen yanına bıraktı kadın. Doktor başını sallamakla yetinmişti. Profesörün tembirlediği gibi resmi yerlerin dışında gerçek uyruğumuzu nereden geldiğimizi insanlardan saklıyorduk. "Ben de Darcia Eleanor Rottori, kısacası Madame Darcia diyebilirsiniz bana," deyip içtenlikle gülümsedi. Bundan sonra Madame Darcia ile birkaç konu hakkında daha konuştuk, fakat söylediklerimi hep kısa tutuyordum, dahası çekingen bir hale bürünmüştüm. Doktorun geveze olduğumu düşünmesini istemiyordum. Yol tahmin ettiğimden daha kısa sürmüştü. Monaco'ya vardığımızda Madame Darcia hüzünlenmiş gibi görünüyordu.
Vedalaşırken hiç beklemediğim bir anda öne atılıp bana sarılmıştı ve içli içli "Umarım seninle bir kez daha karşılaşırız." diye eklemişti. İşte böyle dostlar. Bu bölüm de burada bitti. Bu güzel hikayenin yazarı Neon Purple. Ben de Cem Bozacı. Eğer hala kanallarımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni bölüm beklerken bir hikaye tavsiye edeyim size. YouTube'da arama kısmına "Tutulmuşum Sana" ya da "Tutulmuşum Sana Cihan Bozacı" ya da "Tutulmuşum Sana Sesli Kitap" diye yazarsanız çıkacaktır. Muhteşem bir hikaye sizleri bekliyor. Şimdiden keyifli dinlemeler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.